Değerli katılımcılar, sektörün değerli temsilcileri, Yıldız Teknik Üniversitesi ve diğer üniversitelerden gelen öğretim elemanları ve ENOSAP üyeleri, aynı zamanda saygıdeğer gazeteci arkadaşlarımız. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Endüstri 4.0 önde ama devletimizin bir başka deyişle sanayinin dijitalleşmesi adlı panele hepinize hoş geldiniz diyorum. Bilindiği üzere Endüstri 4.0 9 ana teknolojiden oluşmakta. Bu 9 ana teknoloji otonom robotlar, simülasyon, yatay ve düşey entegrasyon, endüstriyel veya IoT dediğimiz nesnelerin interneti, siber güvenlik, additive manufacturing dediği katkılı üretim ve artırılmış gerçeklik ve big data analytics dediğimiz büyük data analiz. Şimdi o 9 ana teknoloji üzerinde dönüp dolaşıyoruz. Daha biz Türkiye olarak ben dolaştığımızı zannetmiyorum. Biraz önce Hüseyin Bey dedi ki 3.7 deyiz, 4.0'a gelmedik. Ama bana göre daha 3'lerdeyiz. Bizim çok yol kat etmemiz gerekiyor. Yani önce benimsememiz gerekir. Ne oluyor? Dünyada bir sürü trendler değişiyor diyor. Bir taraftan ekonomik olarak, bir taraftan teknolojik olarak. Neye bu? Şu andaki üretimlerimiz yetmiyor mu? Yoksa ille de bunu yapmamız mı gerekiyor? Yaparsak amacımız ne, misyonumuz ne, vizyonumuz ne olacak? Bunları iyi bir tartışmamız gerekir. Değerli konuşmacılarımız birazdan bunları sizlere söyleyecek. Ve 2020 yılına kadar yaklaşık 50 milyar cihazın birbiriyle iletişim halinde olacağı tahmin ediliyor. Bu Endüstri 4.0 bir başka de işte siber fiziksel sistemler. Biz insanlar diyalog içerisinde olmalıyız ama maalesef olamıyoruz. Diyalogla problemlerimizi çözemiyoruz. İletişim muhakkak kurulması lazım. Komünikasyon, haberleşme de muhakkak kurulması lazım. Ve dolayısıyla o 50 milyar tane cihazın, donanımsal cihazın birbirleriyle haberleşmesi gerekir ki biz bu sanayinin dijitalleşmesinden anladığımız ve yüksek teknoloji dediğimiz, biraz önce Hüseyin Bey'in de bahsetmiş olduğu bunların amacı nedir bu Endüstri 4.0'ın ve neden böyle bir şeye kalkışılıyor, bunları yerine getirir. Bu akıllı üretim sistemlerinin, akıllı şehir, ev, lojistik, şebeke, cihaz unsurlarının sosyal ağlar ve e-ticaret ağları ile birleşmesi sonucu veriler, hizmetler, nesneler ve bireylerin internet ortamını kullanarak kuracağı ekosistemdeki ağın önümüzdeki çeyrek asırda küresel ticaret hacminin %46'sını etkileyeceği öngörülmekte. Ve 2018 yılında sanayide 2.3 milyon ünite robot kullanılması bekleniyor. Biliyorsunuz sanayide artık 20-30 seneden beri robotlar çalışıyor ama bu robotların da birbirleriyle haberleşmesi lazım. Yani işbirlikçi robotların olması lazım. O kolaboratif robotların olması lazım. Artı mobil robotların devreye girmesi lazım. Artı tabii ki madem ki bu sanayinin dijitalleşmesi diyoruz, robotların da daha fazla dijitalleşmesi ve dolayısıyla bunlarla ilgili yazılımların artması, yani akıllı ve aynı zamanda akıllı ayrı zeki robotların devreye girmesi gerekir. Ve bu süreç bunu gerektiriyor. Ve akıllı ve zeki robotlar da bu fabrikalarda yerlerini alacaklar.
Ve 2020 nesnelerin interneti pazarının büyüklüğü 656 milyar Amerikan doları. 1.7 trilyon USD'ye çıkacaktır. Yaklaşık hesaplama var. 2025 endüstriyel robotların yaratacağı ekonomik etki yıllık 0.6 ile 1.2 trilyon dolar bazında olacak. Sadece robot satışı 70 milyar USD olması bekleniyor. Ha, şunu da hemen söyleyeyim ki bu işlere kalkışmazsanız böyle bir şeye de ihtiyacınız olmayacaktır. Gelişmiş ülkelerdeki imalat süreçlerinin %15-25 oranında otomasyona dayalı olacak. Ve 2030 dijital teknolojilerin günlük gelir dağılımı ve çevre üzerinde güçlü etkileri olacak. Küresel ticaret hacminin yarısı akıllı nesnelerin etkileşimini kullanacak. Yapay zeka devreye girecek. Ve hemen şunu söyleyeyim. Ülkemizde firmaların yalnızca %22'si kapsamlı olarak bu sanayinin dijitalleşmesi konusunu iyi bilmekteler. %19'u hiç bilgisi yoktur. Firmaların yalnızca %59'u genel bir bilgiye sahip. Ha böyle bir şey var, var da ama benim işim zaten ben para kazanıyorum. Ne lüzum var bu Endüstri 4.0 veyahut da sanayinin dijitalleşmesi, fabrikamı daha dijital hale getireyim gerek de yok. Nasıl olsa para kazanıyorum diyenler. Sanayimizin dijital olgunluk seviyesi Endüstri 2.0 ile Endüstri 3.0 arasında ama bu kişilere, yazarlara göre değişiyor. Endüstri 3.0 diyenler var. Hüseyin Bey, Enosat Endüstri Otomasyon Sanayicileri Derneği Başkanı da 3.10.7 dedi. Neyse, nerede olursak olalım ama bir şey var ki bu trendi kaçırmamız gerekir. Ve bir şey daha söyleyeyim. En çok katma değer sağlayıcı, değerlendiren 3 teknoloji. Bu otomasyon ve kontrol sistemleri, ileri robotik sistemler ve eklemeli imalat. Yani additive manufacturing dediğimiz imalat. Şimdi değerli katılımcılar, ben daha fazla hem sizleri bekletmeden bir an önce konuşmacılara sözü vereceğim ve ilk konuşmayı Enosat Başkanı Sayın Doktor Hüseyin Halıcı'ya vereceğim. Sayın Doktor Halıcı, ben soru sormuyorum. Siz bu sanayinin dijitalleşmesiyle ilgili konuşmanızı buyurun. 3.7'deyiz. Bu arada 3.7'yi de aslında nasıl belirledik onu da söylemek istiyorum. Burada da belki de katkı sağlarsınız, istersiniz değildir. Bir elektronik devreler, iki mikro işlemciler, 3 PLC, 4 HMI, biraz yabancı geliyor kusura bakmayın ama 3.4 HMI, 3.5 SCADA, 3.6 DCS ve robotik diyelim bu yapılar. Dolayısıyla hani 3.7'ye öyle geliyorum ama belki de 3.8 deyip ya da 3.5 derseniz de katılırım. Yani 3.7 dememin nedeni buydu. Bir de global olarak Türkiye için söylemedim hocam. Dolayısıyla böyle bir başlangıçla konuşmama başlamak istedim. Şimdi tabii burada ekonomi gazetecileri de var. Değişik bir sektör. Çok teknik olmak istemiyorum. Çünkü teknik olmaya da şu anda çok gerek yok. Çünkü bu işin özünde insan var. Yani burada bence sanayide dijital dönüşüm, artık bunu demeye başlıyorum ben de. Kusura bakmayın arada tutukluk çekersem. Şimdi insanla başlıyor. Bu da insanda hocam eğitimle içinde bulunduğumuz üniversite veya diğer üniversiteler, ilkokul buradan başlıyor. Bizim o yüzden en önemseyeceğimiz nokta burayı çözmemiz lazım. Burayı çözdükten sonra emin olun gerisi çok rahatlıkla gelecek. Çünkü diğer konular elbette finanstır veya altyapıdır ama insan olmadan bunların hiçbirisi olmayacak. Bunu bir kere yani hani ne olmazsa olmaz, insan olmazsa olmaz. Sanayide dijital dönüşüm insan
Hatta bu insanın da kalifiye, eğitimli olması gerekiyor. Şimdi bunun için de zaten bir üniversitedeyiz şu anda. Üniversitenin teknoparkındayız, öyle değil. Şunu yapmamız gerekiyor. Bizim üniversiteyi sanayinin içine gerçekten tam anlamıyla çekmemiz lazım. Bunun için de benim gördüğüm, şimdi naçizane ben hem sanayide bulundum, hem özel sektörde de çalıştım. Yani bir iş yerinde çalıştım, hem devlette çalıştım. Ben de kendi firmam. Dört bakış açısıyla bakabiliyorum. Naçizane diyorum yani, ukalalık olsun diye söylemiyorum. Gördüğüm şey şu, gerçekten bir başlıkla evet üniversite sanayi işbirliği deniliyor ama bu gerçekleştirilemiyor. Bunun nedenleri var. Üniversite tarafı da var, sanayi tarafı da var. Örnek veriyorum. Şimdi ben yaşadığım için biliyorum. Ben üniversitede bir seminer veyahut da bir proje sunumu yapıyordum. Çok bilimsel. İşte ta o zamanlardan yapay zeka, neural networks üzerine bir diyelim konu işliyoruz. Ama oradan ben öğleden sonra çıkıp buraya da çok yakın Bayrampaşa'da bir firmaya geliyordum. Çok farklı bir dünya. Bir binanın bodrum katında makine yapmaya çalışan bir firma. Firma sahibi tamamen gerçekten pratikten gelme, hani küçümseme anlamında söylemiyorum kesinlikle. Pratikten gelme bir beyefendi. Şimdi bakıyorsunuz üniversitedeki hocalarımız, buralar bütün hocalarımızı tenzih ediyorum. Bir kendince bir kampüsü var ve orada gerçekten ileri bilimsel çalışmalar yapıyorlar. Ama işte diyelim ki iki sokak ötedeki firmayla iş birliği içerisinde değil. Tersine geliyoruz. Diyor ki işte bilimsel çalışılmıyor sanayi diye. Öbür tarafta da bu işte makine firması sahibi de diyor ki, yine tenzih ediyorum burada. Ya işte çok bilimsel, onlar teorik çalışıyorlar. Pratikten onların terimiyle söylüyorum, anlamazlar. Şimdi böyle bir bakış açısıyla yan yana gelemiyorlar. Şimdi bunu görüyordum. Yani gerçekten bunu da yaşadım ben birçok kez. Hem seminerden çıktım hem müşteriye gittim. Çalıştım. Dolayısıyla baktığınızda bu ikilem içerisinde düşünüyorum. Ne yapılabilir diye. Şimdi benim gördüğüm çok net bir şey var. Yurt dışında da bunu gördüm. Mesela ben o zamanlar yüksek lisans tezi, bırakın doktorayı, yüksek lisans tezi için bile bir hikayemi anlatmak istiyorum. Son bir dersimiz var, önemli bir ders. Sistem teorisi diye, hiç unutmam. Aslında diye de bir arkadaşım var, Florya'da oturuyor. Yetişemedi derse, çok üzüldü. Ya çok üzülme dedim, bir şey olmaz. Ya böyle işte tırnak içinde söylüyorum. Bu ülkede yaşanmaz. Niye? İşte metrosu yok, altyapısı yok. Derse gelmek istiyorum, yetişemiyorum dedim. Olabilir dedim, hak verdim. Ondan sonra tabii hadi gidelim bari yemek yiyelim dedik. Beraber gidiyoruz. Giderken baktım benim danışmanımın kapısı açık. Ben dedim hazır yakalamışken ben de bitirme tezimi konuşayım dedim. 2 dakika kapıyı çalıp girdim. Hocama anlattım, pratik bir tez yapmak istiyorum. EPROM programlayıcı yapmak istiyorum, 91 yılı. EPROM programlayıcı yapayım ki diyorum, piyasada da kullanılır, satarız biz. Satarız derken kendim satmak da değil yani. Okulumuz satar, bir avantaj elde edilir. İthalatı engelleriz şeklinde. Ama hocam dedi ki, ya bu bilimsel bir şey değil dedi. Senin dedi, sen kapasite diyotlarının gerilim jonksiyon eğrilerini çıkartan bir cihaz yapacaksın dedi. Biraz pazarlık yaptım, baktım zararlı çıkacağım, vazgeçtim. Tamam dedim hocam, dedim. Ben de tabii bu sefer ben üzüntülü bir şekilde çıktım. Arkadaşım dedi ki, ne oldu ya falan dedi sana da. Böyle böyle dedim, hocama pratik bir tez önerdim ama kabul etmedi. Tabii arkadaşım da şunu söyledi, dedi ki, ya dedi hoca haklı dedi, pratik olur mu ya dedi,
bilimsel bir şey olması lazım yüksek lisans tezinin. Şimdi ben de arkadaşa dedim ki işte şimdi bak sabah şikayet ettiğin konunun nedeni de bu zaten. Nedir o? İşte biz diyelim ki 1925'e gidelim. O zamandan bu zamana diyelim ki bir daha iyi bir motor yani bu TBM dedikleri metroyu yapan makinelerin en önemli parametrelerinden biri motorlarıdır ve mekanizmalarıdır. Bunun için pratik uğraşsa bazı hocalarımızın bazıları uğraşsa 10 yıl, 20 yıl, 30 yılda rahat üretirlerdi. Yerli üretince de ilk yerli kullanılır bunlar ve başlarlar metroyu yapmaya. Ama bundan uğraşmadığı için dolayısıyla da biz yapamadık. Bugüne geldik. Hani pratik düşünmek zorundayız. Şimdi çok uzatmadım bunu söylemek istiyorum. Gerçekten pratik düşünmeliyiz. Yurt dışında ben bakıyordum mesela. Aynı şeyi doktora tezinde de yaşadım hep böyle. İşte dışarıdan çok zor doktora yapmam. Niye hocam bakıyorum IBM'in research laboratuvarından herkes oradan gayet güzel yapabiliyor. Ama o yurt dışı diyordu hocalarımız. Şimdi dolayısıyla bu bakış açısında değiştirerek özüne gelmek istiyorum. Sana ile işbirliği içerisinde olması lazım. Şimdi ama bunun da eksi yönü var. Ben biliyorum onların da. Çünkü o hocalarımız üzerinde de baskı var. Kariyerlerini geliştirebilmeleri veya yükselmeleri için makale hazırlamaları lazım. Ama onun da çözümü var. Ne kadar çok pratik proje yaptıysa, onlara kariyerini hızlı ilerlemelerini sağlayacak koşulları sağlarsa sanayiyle işbirliği yaparlar. Ben bunu birkaç yerde de önerdim. İnşallah da öyle bir şey olursa emin olun hepimize yarayacak. Ne kadar pratik tez hazırlarsa hocalarımız pratiğin içinde olacak. Hem madde hem de kariyer açısından da fayda sağlanacak. En önemli çözüm noktalarından birisi bu diye düşünüyorum. Çünkü buradan sanayide dijital dönüşme gelmek istiyorum. Kesinlikle bu insan kaynağını biz ürettikten sonra gerisi çorap söküğü gibi gelir. Çünkü yani baktığınız şuradaki konuşmalar, işbirliği her şey insana dayalı. Bunları robotlar yapamazlar. Üretimi robotlar yapar. Doğru. Hani güncel konumuz var. Yapay zeka işte gelecek insan. Ya yapay zeka, ben size söyleyeyim. Yapay zekanın insanlara zararının olması eğer insan müsaade etmezse mümkün değil. Nasıl? Şimdi de var işte. Bakıyoruz. Bankaların güzel yapıları var. Ama onları ne bileyim işte hackleyen yapılar da var. Demek ki daha iyisini yaparsanız daha zorlaşır. Yapay zekada da öyle. Bakarsanız daha iyisini düşünürseniz mümkün değil yapay zekanın insanın yerini alması. Bu noktada demek ki yapay zeka dahil olmak üzere sanayide dijital dönüşüm için insan kaynağı önemli ve bu insan kaynağının da verimli şekilde kullanılması lazım. Çünkü bu yapıları oluşturacak sistematik, bu yapıları oluşturacak sadece ve sadece insanlar. Ben üniversitede olduğumuz için genel yaklaşıyorum. Diğer başka tabii ki dijital dönüşümün nasıl ne şekilde olursa faydalı olacağı konusunda fikirlerimiz var işte mekanik firmalar diğer firmalarla işbirliği içerisinde olmamız. Özellikle derneğimiz üyelerinin bu konuda rol aldığını da söylemek istiyorum. Çünkü biz otomasyon firmaları olarak biraz önceki sunumda da gösterdiğim gibi mekanik ile bilişim arasındayız biz. Bilişimle mekanik yan yana gelmesi ilk etapta çok zor. Çünkü farklı bir dil var ama biz arada bu iletişimi sağlayacak bilişim iletişimle mekaniği en doğru yapıdayız. Ve sanayinin içinden geldik bugüne kadar. Dolayısıyla burada bunu uygulayan bir dernek olarak, üyelerinin uyguladığı bir dernek olarak Türk sanayisinde gerçekten fayda sağlayacağımıza düşünüyoruz, inanıyoruz ve de hazırız aslında. Ama bunun tabii ki sadece bizle değil, devlet ayağı da olacak ki onlarla da işbirliklerimiz giderek artıyor.
Ve diğer kurumlar ki bizim müşterilerimiz pozisyonunda TÜSİAD, MÜSİAD gibi kuruluşlar da yine bizimle beraber işbirliği yapmaya hazır. Yapıyoruz da bu zaman zaman. Ama burada unutulmaması gereken bir diğer konu da KOBİ'ler. Şimdi bizim Musa Bey anlatacaktır. Kendisi büyük bir firmada ve uluslararası bir firmadadır bu arada. Uluslararası firma rahatlıkla diyebiliriz. Gurur da duyacağımız bence tek firma şu anda Türkiye'de. Arçelik olarak söylüyorum. Dolayısıyla bu firmalar, büyük firmalar Endüstri 4.0 ile ilgili hem bilgi hem de uygulama düzeyine sahip firmalar. Ama bizim burada ben yanılırsam da söylesin başkanım, Ekonomik Gazeteci Derneği Başkanı'nın %96'mız KOBİ. Ekonomimizde bilmiyorum doğru mudur, siz daha iyi bilirsiniz Üstü Bey değil mi? %96'sı KOBİ olan bir ülkede Arçelik elbette biliyor, diğer uluslararası firmalar elbette biliyor ama çok önemli bizim için bu. Niye? Çünkü bu firmaların ihtiyacı var endüstri, sanayide dijital dönüşüm ve bunun uygulamasını nasıl yapacağına, nasıl bir çözüme. Çünkü diğerleri, şimdi mesela Ford fabrikası var. Şimdi Ford fabrikasının yetkilisi burada Endüstri 4.0'ı bilmese bile çok sorun değil. Çünkü merkezden söylerler şöyle olacak diye. Hatta belki derler ki ya haberi bile olmaz, Polonya'ya kurarlar Endüstri 4.0'lı fabrikayı. Bir gün derler ki tamam bu kadarmış buradaki Türkiye'deki şey. Dolayısıyla oradakilerin mutlaka önemli bilmesi, ki biliyorlar zaten. Ama %96 KOBİ'lerin bilmesi çok önemli. Şimdi dolayısıyla bize çok önemli iş düşüyor. Ve bilmesini bilmeye başladılar. O da tamam. Ama nasıl uygulama alacaklar? Nasıl çözüm alacaklar? İşte burada bizim işbirliği yapmamız artı devletle beraber ve diğer TÜSİAD, MÜSİAD gibi kurumlarla beraber başka kurumları da yanımıza alarak maksimum işbirliği yapmamız lazım. Aksi takdirde biz bu %96'yı kaybedersek çok zor durumda kalırız. Çünkü onların bazıları gerçekten konuyu fark etme, bir şeyin konuyu fark etmeniz önemli bir şey, çok önemli bir şey. Ama bir de imkanlarınız olması. Bu imkan sadece maddi değil. Nasıl yapacağız? Nasıl elde edeceğiz? Bunlar da önemli. Bizim ülkemizde de o yüzden bu konu gerçekten çok önemli. Yoksa uluslararası firmaların buna geçişiyle ilgili hiçbir sorunumuz yok. Konuşması 90'lı yıllarda doğruydu. Böyleydi. Ama şimdi köprünün altından çok sular geçti. Üniversiteler çok değişti. Şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ın çatısı altında bulunuyoruz. Ama Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsü içerisindeyiz. Sadece bizim üniversite değil, Türkiye'de 184 tane üniversite var. Tabii ki bunların çoğu yeni kurulmuş üniversiteler ama ana asıl üniversiteler sanayiyle işbirliği içerisindeler. Ve tabii ki bir sürü anlaşmazlıklar olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama artık yani özellikle mühendislik fakültelerindeki bulunan öğretim üyeleri sanayinin, Türkiye Cumhuriyeti sanayisinin problemini çözemiyorsa o zaman biz niye burada duruyoruz? Değerli katılımcılar, ikinci konuşmacımız Ekonomik Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti aynı zamanda yönetim kurulu üyesi. Gazeteciliğe Ankara'da Sona Vadisi gazetesinde başladı. İstanbul'da Türk Haber Ajansı ve Ankara'da mesleğini yapmaya devam etti. Ardından Akşam Gazetesi, Tercüman Gazetesi gibi birçok gazetenin ekonomi yönetmenliğini yaptı. Daha sonra Cem Medya Grup Başkanı olduktan sonra Artı Bir TV Grup Başkanlığı'nı yaptı. Tren Televizyonu'ndan program hazırlayıp sundu.
televizyonda, meslek örgütlerinde ve sivil toplum örgütlerinde çalıştı. Ekonomi Gazeteciler Derneği'nin genel başkanlığını yapıyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde aktif bir üye olarak başladığı çalışmaları sonrası bu örgütün genel sekreterliğini yaptı. Halen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyesi. Sektörle ilgili birçok STK, üniversiteler ve firmaların değişik konferanslarında konuşmacı ve yönetici olarak yer aldı. 5 yıl İstanbul Aydın Üniversitesi'nde ve 6 yıl kadar İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde ekonomi haberciliği dersleri verdi. Yeni Nesil TV olan Kanal Ekonomi.com Web TV'de genel yayın yönetmeni ve Gözlem Gazetesi'nin İstanbul temsilcisidir. Eğitimi Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda master yaptı. Ödüller çok sayıda sendikadan çalışma dünyasına katkı ödülleri aldı. Ekonomiyle ilgili çok sayıda sivil toplum örgütünden ödüller aldı. Akdeniz bölgesinde tarım turizmine ilişkin yazılarından dolayı yılın gazetecisi seçildi. Şimdi Sayın Celal Toprak bizlere bir madem ekonomi gazetecileri derdi, bu endüstri 4.0 bize ne getirecek? Yani biz bir dahaki seneye hazinemiz, devlet hazinesi ne diyeyim ben %10'luk bir artış mı getirecek? Ve ekonomik olarak büyümeler olacak kendisinden? Bunları da, bu soruları da cevaplarsa çok memnun oluruz. Buyurun Sayın Celal. Teşekkür ederim hocam. En kazık soruları bana sordu, evet. Öyle başladı. Ya hoca ya şimdi, gazeteciyi de yakalamışım. Bugüne kadar hep gazeteciler bana soru soruyordu, ben sorayım bu sefer diyerek. Aslında benim burada 4.0'ı anlatmam da çok anlamlı değil. Arkadaşlar işte konuşmacı ol dediler, ben ne derlerse onu yapıyorum. Endüstri 4.0 ile ilgili konuş dediler. Ben joker olarak buradayım, aramızda kalsın. Rüştü abinin konuşması zamana sığmayacak. Ben kısa tutacağım, o zamanı değerlendirecek. Yani Ekonomi Gazetecileri Derneği böyle bir uygulama yaptı. Joker olarak beni oturtturdu buraya. Ben Rüştü abinin tamamlayıcısıyım. Niye? Çünkü Rüştü abi Endüstri 4.0 dahil Türkiye'deki her konuyu çok iyi bilen. Bizim üstadımız. Son Tokat gezisinde badem konusunu da çok iyi bildiğini net bir şekilde gördük. Çünkü biz yol boyunca giderken sevgili Mehmet Önder'in de katkılarıyla yaptığımız bir geziydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin neyse bu konuyla ilgili başkanı otobüsteydi bizim otobüsümüzde. Adam bizi Tokat'ta badem yetişince ne kadar başarılı olacağını, Tokat'ın bademle kurtulacağını falan filan anlattı. Biz de not alıyoruz böyle araları. Tokat bademle kurtulur, başlıkları düşünüyorum ben. Badem Tokat'ı uçuracak bilmem ne falan. Rüştü abi de önde oturuyor. Hiç sesi çıkmıyor, dinliyor. Neyse biz bir belediye davul zurnayla karşıladı bizi bir belediye başkanı. Sonra oturdu. İşte orada Rüştü abiye söz verme gafletinde bulundu belediye başkanı. Rüştü abi çıktı. Dedi ki bu Tokat badem yetişmez bu Tokat'ta dedi. Adam önünde oturuyor. Bize bir saat not aldığımız adam. İşte manşetleri düşünüyorsun. Bu Tokat'ta badem yetişmez. Ben işte Amerika'ya gittim, Eskişehir'e gittim, üniversitede çalışma yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. 5 senemi verdim bu işe. Tokat'ta işte ısı dolayısıyla işte şey bahar erken oluyor. Bundan dolayı da badem yetişmez. Bir baktım adam kaybolmuş. Öndeki adam gitti. Bizim manşetler düştü. Bizim en büyük şeyimiz bir şey yaparken Rüştü abiye sormadan yapma şeyini oraya not aldık. Eğer bir konu varsa ve bir konuda görüş alınacaksa önce Rüştü abiye soracaksın, sonra yapacaksın. Yoksa manşetin düşüyor. Şimdi Endüstri 4.0'da biraz sonra Rüştü abi bütün ayrıntılarıyla size anlatacak. Hocamın sorularını ona pas ediyorum. Ben kurtuluyorum. Ama bu Endüstri 4.0 deyince benim aklıma tabii teknolojisini biraz önce başkanım da anlattı ama benim aklıma robotlar yönetecek ya her şeyi, robotlar işi yapacak ya. Biz de tatil yaparız diye düşünüyorum. Değil mi? Yani robotlar her şeyi yapacak. Biz de bol bol tatil yaparız. Mesela şimdi kaç saat çalışıyorsunuz mesela? Necdet abi 24 saat çalışıyor. Onu geçiyorum. 45 saattir haftalık. Tamam. İşveren sendikası olarak böyle konuştu. Sivil ortalamalarına göre en fazla çalışan 37 ülke arasında Türkiye'de 52 saat çalışıyoruz ortalama. Abi onlar istatistiksel şeyler. Mesela ben sorayım burada gazeteci arkadaş. Bora kaç saat çalışıyorsun?
Nerede Bora mı? Kaç? Şubat ayında uyanıyor. Günler. Yuh. Bak şimdi bu da Necdet abi burada diye böyle konuşuyorsun değil mi? Neyse ben sormuyorum. Sorumu geri aldım. Çok çalışıyoruz. Çok çalıştığınızı biliyorum. Robotlar devreye girecek. İşleri robotlar yapacak. Biz de tatil yapacağız. Daha az çalışacağız. Arçelik'e gittiğimizde bu ekip olarak biz Arçelik'e gideceğiz. Orada robotların ne kadar önemli işler yaptığını göreceğiz. Arçelik'te kimse çalışmıyor biliyorsunuz. Herkes yemekleri, robotlara çalıştırıyor. Yemekleri buzdolapları pişirecek artık. Yemekleri buzdolabı pişirecek. Mutfakta buzdolabı. Yok, buzdolabı pişirecek. Aynı zamanda pişirecek. Evet. Yani buzdolapları yemekleri pişirecek. İnşallah. Robotlar arabaları yapacak, kullanacak. Şoförsüz otomobil denemeleri var biliyorsunuz. Biz de işte daha çok birbirimizi göreceğiz, sohbet edeceğiz. Mesela yapamıyoruz bunu değil mi? Yani en büyük şeylerimizden biri. Daha çok birbirimizi yiyeceğiz ama. He? Daha çok birbirimizi de yiyeceğiz. Yemeyelim. yani daha çok birbirimizi de hasret gideceğiz. Kahveler içeceğiz. Ergüder abi ben bir senede görmüyordum. Daha çok sık göreceğiz mesela, görüşeceğiz. Diye düşünüyorum. Aslında Çetin anlatsa daha iyi anlatırdı Endüstri 4.0'ı. Adamın bu konuda araştırmaları var. Bizim arkadaşlar yanlış tutturmuşlar beni. Ben böyle algılıyorum Endüstri 4.0. Başka nasıl algılıyorum? Mesela başkanla sohbet ederken konuştuk. Doğum sırasında çocuk niye ağlıyor? Yani doğunca çocukların hepsi ağlıyorlar değil mi? Yani ağlamayan çocuk var mı? Dünyaya geldiği için böyle bir dünyaya niye geldim diye ağlıyor herhalde ama. Ondan çok yani uyum sağlayamıyor. Mesela anne karnında robotlarla çocuğun uyumlu hale gelip sonra dünyaya geldiği zaman ben zaten burayı biliyordum falan diyen bir bebek, ağlamasına gerek kalmayan bir bebek olabilir mi önümüzdeki süreçte diye düşünüyorum. Mesela Endüstri 4.0, 5.0, 6.0 nerede olur bilmiyorum ama bir yerlerde böyle şeyler olacak diye düşünüyorum. Ağlamayan bebekler, çok tatil yapan insanlar, birbiriyle daha çok görüşen toplumlar, belki savaşmayan toplumlar değil mi? O zaman daha çok böyle ya da robotlar mı savaşacak bilmiyorum artık o zaman. Belki. Öyle hayallerim var Endüstri 4.0'a ilişkin. Sanayi. Bu arada hocam salonda Endüstri 4.0'ı o kadar iyi bilen insanlar var ki şimdi ben burada böyle bilimsel bir şeyler anlatmamaya özen gösteriyorum. Yani bir tak diye bak yanlış söyledin diyebilecek insanlar var. Onun için böyle ben top çeviriyorum. Bir de zamanı çok müsait kullanarak Rüştü abinin zamanından çalmamanız için sözlerimi burada noktalıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Şimdi Mehmet Önder Bey. Şimdi biliyorsunuz Endüstri 4.0'ın 9 tane teknolojilerinden bir tanesi Vertical ve Horizon, yani düşey ve yatay entegrasyon olayı idi. Dikey veya yatay. Şimdi bu fabrikalarda düşey entegrasyon, dikey entegrasyon olayında işte en başta ERP var, ondan sonra MES var. Yani Perkin Executive System var. Ondan sonra SCADA var. Ondan sonra PLC ve Control Standard var. Ve en sonunda da en altta da sensörler var. Şimdi bize ERP konusunda bu dikey entegrasyonda ERP konusunda bir şeyler konuşun. Ve aynı zamanda şimdi biliyorsunuz bir ERP var ama bir de bu Endüstri 4.0 ile ilgili akıllı ERP var. Biraz da bunlardan bahsedeyim. Teşekkür ederim. Bildiği soruları, bak hocam, ona bildiği soruları soruyorsun. Bana hiç öyle yapmadınız yani. Ama bir dakika, nereden biliyorsunuz? Onları biliyor yani, bize sürekli onları anlatıyor. Ben bir soru sorayım, izin verir misiniz? Ben bir sorayım, onu cevaplasın bakalım. Peki. Burada başkan var, sana ne oluyor? Yani ama bildiği soruları, yani komşunuz diye yapmayın. Hocam yani. Bir yerde başkan zannetme kendini. Herkesin bu konuyla ilgili söyleyeceği çok şey var. ERP konusu, hocam cevap vereceğim, şöyle tutuyorum.
Türkiye'de Maliye Bakanlığı'nın sitesindeki rakamı söyleyeceğim bu şeyle. 10 milyon TL üzeri ciro yapan firma sayısı bu ay itibariyle, Ocak ayı itibariyle söylüyorum. Sitesinde de yayınlı firmaların tek tek isimi 73 bin tane. 10 milyon TL üzeri, yani alın yukarı doğru süpürün, 73 bin tane firma. Ubisoft'un istatistiklerine ve yapmış olduğu pazar araştırmalarına göre bir şey ifade etmek istiyorum. 5 tane bilgisayarı olan, yani firma sayısı, yani yukarıda da 50 çalışana kadar olan, yani şöyle diyelim, 5 çalışanla 50 çalışan arası firma sayısı Türkiye'de yaklaşık 700 bin. Türkiye'deki yine KOSGİB'in, yani verilerine, KOSGİB'in demeyelim, Ticaret Bakanlığı'nın verilerine bağlı olarak söylüyorum. O projeyi de dizayn etmiş, onları tek tek firmaları elden geçirmiş, iş yapmış, o projeyi yapan bir firma olarak da söylüyorum. Yaklaşık 1,5 milyon rakamı zaten pazar piyasada konuşuluyor. 1,5 milyon da işletme var. Ama bir ya hemen yan tarafında da 1,5 milyon esnaf var. Esnafın verileriyle Ticaret Odası'nın verileri birbirinden farklı. Yani iki tane kategori. Şimdi bunun üstüne bütün bu konuşmaları, bu gelecek 4.0'ı veya bu kavramla da ilgili yani bir eleştirim var. Bunun üstüne tartışma yapıyoruz. Şimdi buradan ne çıkartacağız? Geleceğe nasıl hazırlayacağız diye. Bir iki rakam da şöyle vereyim. Yani bütün bunları tartışırken. Yani dijital dönüşüm diyoruz. Yani bu dönüşümün temeline dijitali koyuyoruz. Dijitali koyduğum zaman da benim yani grubuma giriyor. Benim şirketimin olduğu yere geliyor. Yani 100 çalışan üzeri software ile uğraşan firma sayısı da yaklaşık 20'yi geçmiyor. Yani 100 çalışanı olan, yani ama sadece software işi yapan firma sayısı da yaklaşık 20'yi geçmiyor. Şimdi bunların yani Ankara'da kaç tane sayarsınız dersen bildiğim kadarıyla yok gibi. Bunların da hemen hemen hepsi İstanbul ve İstanbul civarında olan firmalar. Şimdi şöyle bir şey de ifade etmek istiyorum. Biz bilişim firmaları, yani bizim arkadaşlarımız, sektör kurullarımız, yani bilişim firmalarının sanayi firması olması ile ilgili yaklaşık 10 yıldır mücadele ediyorlar. Geçen işte 2 ay öncesinde de sanayici olduk şeyini çıkarttılar. Yani bakanlıktan, evet, bilişim firmaları, yani software ile uğraşan firmaları sanayicidir diye. Ben de sordum arkadaşlar, dedim ki ya sanayici olduk da ne olduk, yani anlayamadım, yani neyimiz değişti? Vallahi herkes bir durdu. Ben dedim ki madem olduk, işte sanayi odasına gidip müracaat yapalım, tamam çocuklar yapın madem öyle dedik. Abi üyelik için 20.000 TL para vereceksiniz dediler. Her ay, her yıl 20.000 TL para vereceğiz dedim. İyi de ne alacağız yani? Yani karşılığı ne bunun? Vallahi sanayi odasından sanayici belgesi alacaksın dediler. İyi dedim, yani bir işime yaramıyor ki benim, yani ne olacak? Ve işte bizim arkadaşlar da böyle bir furyayla arkasına takıldı gitti yani. Bana ne faydası var hala anlamış değilim yani. Biliyorsun bir zaman yaşıyor bin yıllık Keltepe'yi Kartepe yaparak dürtüm yaptık ya, aynen aynı mantık. Bin yıldır Keltepe, onu Kartepe yaparak turizm geliştirmeye kalktık. Şimdi geçen hafta bir, geçen 15 gün önce hemen hemen herkesin bilgi dahiline geçmiştir. Bu artık basına da çok yansıdığı için biz de çok rahat konuşuyoruz. SAP bir açıklama yaptı biliyorsunuz. ERP firması, dünyada kategorisinde ilk üçteki olan firmalardan bir tanesi. Ben dedi, Türkiye'de dedi, ambargo uygulayan ülkelere dedi, benim uygulamamı kullanan firmalar dedi, ürün satamaz dedi. Ya dedik ya hani bizim değil mi yani, şimdi biz parasını verdik, aldık, yıllardır da kullanıyoruz. Yok dedi, hayır dedi, ben dedi Amerika yasalarına uygulamak durumundayım. Amerika yasaları gereği benim ürünümü kullanan, benim yazılımı kullanan firmalar ürettikleri ürünü, yani burada İran kastediliyor, İran'a satamaz dedi. Hep birlikte bir şok oldu herkes. Yani nasıl yani dediler. Şimdi biz aynen şunu söyledik. Dedik ki arkadaşlar, sadece aslında SAP söylemiyor bunu. Oracle da söylüyor, Microsoft da söylüyor. Şu anda mobil telefonlarınızı kullanıyorsunuz. Mobil telefonlarda aplikasyonları kullanıyorsunuz. Hani download edip kullandınız. Bütün onların içerisinde siz Amerikan yasalarına bağlı olarak hareket edeceğinizle ilgili o küçük yazılar orada, İngilizce yazılanlarda onay vererek download ediyorsunuz cep telefonlarınıza. Yani derse ki yarın
şey Apple'da vallahi bu software'i üreten Ubisoft var ya vallahi İran'a mal satıyormuş. Neye dayanarak söylüyorsunuz? Vallahi öyleymiş. Dedi küt diye kapattı Apple Store'dan. Benim ürünümü kullanan herkes o gün sabahleyin mağdur yani. Ya inanılmaz bir ticaretinin önü kapanıyor. Şimdi konuştuğumuz konular aslında temelinde bu kadar stratejik. Herkes şu anda, herkesi ilgilendiriyor konu. Bireysel olarak, kurumsal olarak, devlet olarak, sivil toplum örgütleri olarak, üniversiteler olarak. Yani şu anda biz yani böyle bir şeyin içerisinde gidiyoruz, tünelin içindeyiz. Ama şu anda konforumuz yerinde, bir sorunumuz yok. Ama yarın parça parça herkes bu sıkıntıyı çekiyor ve bundan sonra da çekecek. Şimdi bir diğer bir konu kişisel verileri. Burada kişisel verisi uluslararası arenaya düşmemiş olan tahmin ediyorum bir kişi daha yoktur. Herkesin kişisel verisi, kimlik bilgileri, kişisel verileri yani sizin kendinizi tanıdığınızdan daha fazlasını şu anda birileri bilmek istediği zaman biliyor. Bir şey daha gitmek üzere. Yani artık bunu devlete de yani ifade ediyoruz. Yani burada da ifade edelim. Gen datalarımız ve kan datalarımız da bir şekilde eğer giderse yani artık sizin kendinizi bilmediğiniz, tahmin edemediğiniz örgütsel, kişisel, devletsel, ülkesel, millet olarak datalar da yavaş yavaş bunlar analiz edilecek. Şimdi biz bunlara ya bu data gittiği zaman gen datası, kan datası gittiği zaman ya ne değişecek ya? Artık bunun üstüne sizin tüketim verileriniz, pazar verileriniz, kişisel yani şeyleriniz üzerine yapılacak. Şu anda herkesin cep telefonunda şunu herkes fark ediyor değil mi internete girdiğinde? Yani gidiyorsunuz bir yerde bir şey araştıracaksınız. Bir şey bakıyorsunuz. Aa bakıyorsunuz reklamlar yağıyor size yani. Kişisel artık pazarlama kişisel noktaya döndü. Kişiye bağlı pazarlama yapılıyor. Kişiye bağlı üretim yapılıyor. Kişiye bağlı sanayi tesisleri yani şeyler yapılabiliyor işte dört yani belki Rüştü abi girer dört boyutlu printer dediğimiz yani şey üç boyutlu printer, 3D printerlere tam da bu işi yapıyor. Yani kişiye özel bir yapı. Şimdi bu argeler ya yeni mi çıktı, nereden çıktı, nasıl oldu falan dediğimiz zaman hepsi şöyle arkadaşlar 1960, 1970 ve 1980'e kadar olan argeler şu anda pazara sunuluyor. Diyeceksiniz biraz spekülatif konuşuyor diyebilirsiniz bana şimdi bunu veriyi söylerken. Şöyle yani bunlar oluyor. Şimdi burada hocalarım muhtemelen beni eleştirebilir veya doğrulayabilir. Şimdi bu veriler bunlar savunma sanayinde kullanıldı. Savunma sanayinde bunlar 20 yıl süreyle bu patentleri mecburen 20 yıl patentleyebiliyorsunuz şeylerinize, argelerinize. 20 yıl sonra bu argeyi açmak zorundasınız. Yani 20 yıl boyunca bunlar kullanılıyor. Sonra bu argeler uygun olan firmalara öncelikle veriliyor. O firmaların üzerinden bunlar üniversite olabilir, bazen araştırma takımları olabilir, bazen de şirketlere verilebilir. O şirketler üzerinden yavaş yavaş veriliyor ve pazar onların üzerinden yani ele alınıyor. Şimdi 4.0 kavramıyla da ilgili bir şey ifade etmek istiyorum. 4.0 sanayi diyoruz. Ben şimdi sanayici oldum 2 ay önce yani şirketimiz. Ya peki Amazon nedir? Facebook nedir? Twitter nedir? Apple bunun ne kadar sanayi tarafında vardır? Ya Uber nerededir? Yani evet sanayi, endüstri, sanayi falan diyoruz da yani ya yok bunlar hiçbir tarafı yok ya. Apple derseniz dünyanın en büyük değeri. Nerede? Yani en büyük trend yani bunlar bizim yani 70 tane firmamızdan yani Facebook 70 tane firmamızdan daha büyük. Yani 10 milyon TL üzeri ciro yapan 70 firmamızdan daha büyük yani. Ve bunlar sanayici değil yani. Yani bizim şeyimize göre. Şimdi bence bu tartışmaların da temelinde yani işi ileri doğru götürürken biraz bu tarafa da bakmamız lazım. Ticaret yapanlar bu işin neresinde? İnsan bu işin neresinde? Yani biraz ıskalamamız şey yapıyoruz. Bazı sanki birilerinin tüketim aracı olmaktan bir tarafa doğru gidiyoruz gibi geliyor. Ben bunların da biraz dikkat etmemiz gereken hususlar olduğunu düşünüyorum. Şimdi diğer bir tarafına doğru geldiği zaman yani bu işin bilişim teknoloji tarafına geldiği zaman
Ben kendimizi yani iş dünyasında satış yaparken yani müşterilerimize gittiğimiz zaman şöyle söylüyorum. Arkadaşlar bizim yapmış olduğumuz iş hamallıktır. Daha doğrusu şirketin hamal işlerini yapmaya talibiz. Yani insanın yaptığı, rutin olarak her yaptığı işi diyoruz ki ya biz yapalım, bunu toplayalım, hamallığı yani bu işletim sistemi, bu sisteme verelim. Teknolojik olarak bunlar yapsın. Yani sanmayın ki yani evet çok kritik bir iş yapıyoruz. Çok yani zor bir iş yapıyoruz ama hamallığını bu teknolojilere bırakmak zorundayız. Daha doğrusu rutine dönmüş, rutinleştirilmiş, rutine çekebileceğimiz bütün işleri biz ERP'de yapıyoruz. ERP sonuç itibariyle işletmede toplamış olduğumuz dataların istatistiksel olarak anlamlı hale getirilmiş ve son kullanıcının yani işletme yöneticisinin, sahibinin, tüketicinin yani müşterilerimizin sonuç değerleri görebildiği bir yazılımı konuşuyoruz. Bunu eğer akademik dünyaya girersek bize başka bir tarif yapıyor. Ama yani vatandaş gözüyle konuya bakıldığı zaman vallahi ben bir şey görüyorsam o da ERP'nin sonucudur diyor. Ben de vatandaş gözüyle konuyu tarif etmeye çalışıyorum. Önümüzdeki dönem içerisinde bizim yani bu ERP dediğimiz kurumsal kaynak planlamaları biz bunu 90'lı yıllardan beri çalışıyoruz. Yani şu ana kadar da yani şirketimizi bunun üstüne geçirdik. 250 kişilik bir yani 200 kişiyi geçen bir şeyimiz var. Kadromuz var. 250 tane de direkt bize iş üreten bilişim firması var. Onlarla beraber iş yapıyoruz. Şimdi geldiğimiz yer şurası. Ya artık o yazılım dünyası da bitti. Artık yani sistemlerin, entegre sistemlerin birbiriyle çalışma sürecini konuşuyoruz. Yani Facebook bizim ERP ile çalışmak zorunda. Uber bizim şirketimizin datalarıyla çalışmak zorunda. Bizim bilgilerimiz SGK ile maliye ile çalışmak zorunda. Yani hepsi birbiriyle entegre olmak zorunda. Şimdi bundan geçen sene yani bu zamanlarda bir Havelsan'ın bir toplantısı vardı. Toplamışlar yerli ERP, milli ERP. O kavramlar da yerlerine bir türlü oturtamadık. Dedi ki ya bu işi yapmak istiyoruz diye ifade ettiklerinde dedim ki önce devlet kendi içindeki yani bu dışarıya olan dataların haberleşme konusunda yani bir standart koyun da bir protokol koyun. Ya oraya veriyi yollayıp alalım. Çok basit bir şekilde veriyi yollayın alalım. Veriyi yollayın. Neyse geçenlerde Maliye Bakanlığı bir doküman yayınlamış. Da yani devlete olan o şeylerimizi dataları düzenli bir şekilde yollayacağız. Devletten o dataları düzenli bir şekilde alacağız. Ya son derece basit teknolojik olan bir şey. Yani bir arkadaşın sanıyorum iki ay içerisinde veya bir ay içerisinde böyle bir algoritma yazıp bıraktığında yapabileceği bir şey. Artık ERP denilen şeyler de bitti. Şimdi biz bunları platform olarak değerlendiriyoruz. Yani şu anda bu dönemde platformları konuşuyoruz. Nasıl platformlar konuşuyoruz? Yani iş yazılımı platformu. Bunları birbiri içerisinde haberleşen, ortak çalışan, dikey sektörlerin diğer dikey sektörlerle entegre olduğu ve organizeli bir şekilde bilgi alışveriş yapabildiği sistemleri konuşuyoruz. Şimdi bizi yani önümüzdeki dönem içerisinde bu yani 4.0 dediğimiz yani bu dijital dönüşüm dediğimiz ki öyle demeye uygun buluyorum. Bu dijital dönüşümün temeline oturtturduğumuz zaman buradaki parametrelerden bir tanesi uzman arkadaşlarımız da biliyor ekosistem yaklaşımı. Ekosistem olmadan, ekosistem hareketi olmadan geleceği konuşuyor olamayacağız. Bizim de bu yazılım dünyasında kendi yazılımlarımızın bir ekosistemi var. O ekosistemi başarmak durumundayız. Bizim için bir fırsat dönemi. Onun fırsat döneminin temel verisi şu bizde. Temel girdisi. Bu 4.5 dediğimiz, 4 dediğimiz veya 5G dediğimiz yani internetteki bant genişliği bizim önümüzdeki dönem içerisindeki bu platformlarımızın hayata geçişi. Bu 4G veya 4.5G dediğimiz konu da bulut dediğimiz konu. Yani cloud dediğimiz konu. Artık yani desktoplarda çalışan konu bitiyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde desktoplardan çıkacak. Herkes demeyelim de pazar büyük oranda mobile geçecek. Bugün Facebook'a gidiyoruz. Strateji nedir diye soruyoruz. Takımını topladığı zaman şöyle diyor. Bana bir uygulama mı geliştireceksin? Ben de diyorum bunu Uyumsoft olarak çalışanlarıma. Ya bir uygulama geliştireceğiz diyorlar. CRM yapacağız. Ya tamam yapın çocuklar diyorum. Başlayın. Mobilde nasıl çalışacak diye soruyorum. Önce mobili dizayn edin. Cep telefonunda bu işler nasıl olacak? Önce diyorum bana orada kodlamayı yapın. Ondan sonra diğer tarafı yapın. Yani kafa yani işletme, sanayi, devrim, dijital devrim
Döndüğüm zaman mobil. Mobil ne demek? Mobil kişi demek. Birey demek. Yani bir kişi demek. Çünkü üretim kişiye özgü yapılıyor artık. Tüketim, bütün tasarım kişiye artık yapılıyor. Yani bizim önümüzdeki dönem içerisinde kişi demek nasıl olacak, bu kişiye olan yaklaşımımız? Kişiye olan yaklaşımımız datayla olacak. Eğer ben kişilerin datasını bilirsem, onun o zaman ne istediğini bilirim. Bir gün şöyle bir hikaye, Amerika'da, yani bunu duymuştum, orada anlatmışlardı bana. Bir eş şeye gidiyorlar, alışverişe gidiyorlar. Sonra bir hafta sonra hanıma bir şey, cep telefonuna bir mesaj. Hamilelik elbiselerinizi işte bizim şuradan alırsınız falan diye. Yani eşi şok ya, nasıl yani falan diyor. Hani bizim nasıl yani, işte şey, nasıl bir şey olur falan diye bakıyor. Kadın şok. Yani falan. Sonra hakikaten gidiyorlar bir test. Testten sonra bakıyorlar, hakikaten hanım hamile yani. Ya Allah Allah diyorlar yani. Nasıl oldu? Çünkü yani bu işi bile yani hanım arkadaşlarımız veya diğer arkadaşlarımız da bu dönemin kendine ait tüketim alışkanlıklarından ifade ediliyor. Hadi. Evet, yani tüketim alışkanlıklarının üzerinden konu yakalanıyor. Yani erik, erik istedi canı mesela. Evet. Süpermarketten aldığı listeye ama hareket ederek. Evet, şimdi o tüketim alışkanlığı, oradan onu yakalıyorlar ve mesaj gidiyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İnsanın kendisinden daha önce fark ediliyor konu. Şimdi bu konuyu biz 2005'ten itibaren yaşıyoruz. Evet. 2005 kırılmadır. Biz tam yani yaklaşık 10 küsür yıldır aslında burayı geçtik. Yani şu anda yani bu bir şeye döndü. Peki 10 yıl öncesine itibaren buraya kadar geldi. Bu kadar değişim oldu. Aslında değişimin temeli 20 yıl. Yani dijital değişimin temeli 2000 başı. Şimdi ama değişim o kadar farklılık göstererek devam ediyor ki yani bir lineer gitmiyor. Yani şöyle gitmiyor. Şöyle gidiyor yani konu. Böyle gittiğinde o zaman bu önümüzdeki 5 yıl içinde ne olacak? Arkadaşlar 5 yıl içinde çok şey değişecek. Çok şey değişecek. Çok şey değişecek. 10 yıl içerisinde 10 yılı şu anda düşünemiyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle düşünemiyoruz. Yani 10 yıl sonrası da tamamen değişecek. Düşünebiliyor musunuz? 10 yıl öncesinde bize deseler ki cep telefonlarınızdan siz internet şey bütün televizyon kanallarını izleyeceksiniz deselerdi ya birazcık hani abartıldı derdik. Yani hani şimdi gelecek 10 yılı bunun üstüne tartışmaya açarsak o zaman başka şeyler dönüşüyor. Artık iletişimimizi bir an arkadaşlarımızdan birisi ifade etti. Hocam, Cenab-ı sen mi söyledin? Yani evet, yandaki odaya bağırmıyoruz. Cep telefonundan mesaj atıyoruz. Cep telefonundan arıyoruz. Ya yandaki odaya, yani yandaki masadaki arkadaşa, toplantıya gidiyoruz. Toplantı yapacağız. Karşısındakine konuşmuyor. Cep telefonundan patır 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 ona yazıyor, ona yazıyor. Yani şey yok yani. Şimdi iletişimin kuralları, ilişkileri değişti. Şimdi bizim nesil de ya yani hakikaten kabul etmiyoruz. Kabul ediyormuş gibi gözükmekle beraber yani kabul etmiyoruz, düşünemiyoruz, hayal edemiyoruz, yaklaşamıyoruz. İstesek de başaramıyoruz. Yani bugün yaklaşık 20 yaşına gelmiş olan bütün çocukları, şu andaki bakış açıları, yaklaşımları, ilişki yöntemleri, bunlar bu dünyayla beraber büyüdükleri için onlar 10 yıl sonrası iş dünyasının sistemi yönetenleri şeyi onlar olacak. Ve bizi reddedecekler ve biz şu anda bu korkuları yani yaşamamakla beraber otoriteyi elinde bulunduranlar olarak o otoriteyi bırakmamak için falan deyip hala baskı yapmaya devam ediyoruz. Yani şu anda tehlike biziz. Tehlike biziz yani şu anda problem biziz yani arkadaki gelen nesle problem diyoruz ama onları değiştirme şansımız yok. Onlar hapı yuttu tabiri uygunsa. Yani onlar bu işten yani yaparak geldi. Yani bir çocuğa artık cep telefonunda şöyle hareketi yaptığın zaman, ya yapma dediğin zaman kabul etmez o. Siz hala zorlanıyoruz. Mehmet şu duayı okusana. He? Şu hocam duayı sen oku ya, ben okumuyorum ya. Zordur o. Aborjinin yerlilerinin duası. Ha. Tanrım, değiştirilmesi gereken şeyleri değiştirebilmem için bana güç ver. Tanrım, değişmez olanları kabullenmek için bana sabır ver. Tanrım, nelerin değiştirilebilir, nesnelerin değiştirilemez olduğunu anlayabilmem için bana akıl ver. Akıl ver.
olumlu bir, biraz olumlu, biraz olumsuz. İkisini birlikte dengeleyerek yani ifade edeyim. Yani 2000 yıllarında biz bu işleri konuştuğumuz zaman yani bu böyle kalabalıklara gider, yani sanayi toplantılarına gider, işletmelere gider. Ya işte bilişim şöyle bir şey falan filan diye anlatırdık. Yani bu 2005 ile 2000 yıllar arasında. Şimdi işletmelere gittiğimiz zaman eğer karşımızda yani bizim anlattığımızı anlamayan bir takım varsa ya çocuklar kalkın hadi gidelim evimize. Diyor. Yani şirketimize diyoruz yani. Yani konuşmuyoruz yani. Karşımızda mutlaka birilerinin olması gerekiyor. Hakikaten de konuşuyoruz. Yani var da. Yani çok az. Yani, mutlaka var da ben şu anlamda bir söylüyorum. De, Mehmet, olumsuzu da Mehmet, söyleyeceğim. Mehmet, hocama izin verirsen bir şey söyleyeyim. Evet. Evet. Sayın Başkan, izninizle. Şimdi ben kendim yaptığım bir araştırmadan söyleyeyim. Orta ölçeğin üstünde ambalaj şirketleriyle yaptım. Bu şirketlerin en büyük zararı, en büyük kaynak kaybını nereden yapıyor diye aşağı yukarı 400 süren bir araştırma oldu. Ambalaj sektöründe ister plastik ambalaj olsun, ister kağıt karton olsun, ister diğerlerinde olsun, kayıpların en büyüğü ambalaj kullanıcısının kendi ambalajını tanımlayamamasından kaynaklanıyor. Örnek vereyim, çok ciddi bir ambalaj kaybının izini sürdüm. Ambalaj üreticisi kendisine rica ediyor. Diyor ki bak bu tropikal bölgeye gidecek bir taşıma ambalajı. Bunun cam suyuyla yapıştırmak yanlış. Bunu mısır şeyinden yapıştırıcından yani konsantreçliklerinden yapıştırayım diye söylüyor. Hayır diyor ben fiyat odaklı bakıyor. Fiyatı onun çok yüksek otekine göre. Buradan yapalım diye. Ve o ambalajlar daha limana iner inmez hepsi dağılıyor çünkü oraya uygun değil. Şunu söylüyorum. Türkiye'de KOBİ'lerin çok fazla olmasının en büyük sorunlarından biri de kendi işlerini tanımlamama eksikliğidir. Bu tanımlamama nedeniyle Türk ekonomisinin şu anda istatistiği yok ama ben bir gözlemci olarak söyleyeyim çok ciddi kayıplar var. Yani bizim henüz şeyimiz üreticimiz de çok büyükleri çok önemli olanlar var tarif yapanlar onu demiyorum ama omurgayı oluşturanlarda henüz tanımlar yok. Mehmetlerden de gelip Mehmet'e ben şöyle bir yazılıma ihtiyacım var diyenlerin oranı çok düşük. Çok düşük. Yani KOBİ'ler alışsın filan, KOBİ'ler önemli filan, KOBİ'ler önemli değil. Bana göre değil çünkü istatistiğe bakarsanız, ki 30 yıldır bu işle uğraşan insan olarak söylüyorum, istatistiklere bakarsanız verimlilikleri çok düşük KOBİ'lerimizin, çok çok küçük KOBİ'li bunlar. Ve bir şey daha lütfen düzeltelim, Türkiye'de kaynak sorunu yok diyen yanlış söyler. Bir sürü proje, bir sürü kaynak kullanılamıyor. Hazır kaynak kullanamıyor. Üstelik bana sorarsanız seçici olmayan aşırı kaynak veriliyor. Küçük minnet olarak düşmek istedim. Yani. Önümüzdeki yıl bitireceğimiz çamaşır makinesi fabrikamız dijital teknolojilerin birçok örneğini barındıracak ve Endüstri 4.0 ile ilgili bu örnekler gelecekte diğer fabrikalarımızın gelişimine ışık tutacak. Onu biz o yüzden deniz feneri diyoruz. Bu fenerle diğer işletmelerimizi aydınlatacağız. Farklı isimler kullanalım dendi. Niye deniyor bu? Ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde niye farklı isim kullanmak istiyor? Bunun birçok nedeni var. Bunun başında Endüstri 4.0'ın patentli bir isim olması zaten temelde. Alman hükümeti bunu patentlediği için başka isim arıyorsunuz. Bir de Almanlara son zamanda birazcık kızdığımız için galiba. Society 5.0'da tabii Rüştü Bey onun Endüstri 5.0 olarak söyledi. Endüstri 6.0 ne deyince ışınlandığımız zaman Endüstri 6.0 olmuş olacak. Society 5.0'da Japon hükümetinin toplumun her kesimine özellikle yaşlanan Japon halkının refahını artıracak unsurlara kadar bunun geliştirilmesi olarak açıklıyor. Bunları hızlı geçeceğim. Bu teknolojilerle ilgili konular demin de 20 yıllık patent süresinden bahsetmişti bir beyefendi. Bu 3D printerların gelişimi özellikle bu patentlerin bitmesiyle ortaya çıkan yeni firmaların mantar gibi patlamasıyla işte 3-5 yıldır gündemde 6-7 yıldır. Biz ise bu teknolojiyi 25 yıldır kullanmaktayız. Özellikle prototip teknolojilerinde. Bize hızlı prototiplemede avantajlar sağlıyor. 3D printerlar her ne kadar dünyada üretimin hızla demokratikleşmesini sağlayacak. Artık her köşe başında insanlar aldıkları
3D printerlarla kendi özgün tasarımlarını veya satın aldıkları uzaktan Japonya'dan aldığı bir satın aldığı tasarımı hemen köşe başında üretebilecek gibi bazı manzaralar çizilmesine rağmen üretimle 30 yıldır uğraşan veya 40 yıldır uğraşan kişiler için biraz daha mesafe olması gerektiği. Ben bugün biraz da yaşadığım örneklerden bazı şeyleri aktararak hem artısını hem eksisini iki tarafını göstermeye çalışacağım size. Biz 3D printerların malzemeleri çok pahalı olduğu için bunlar $100, $50 olan malzemeler ve %20, %10 efficiency ile verimlilikle kullanabiliyorsunuz. Birkaç defa kullandıktan sonra bazı bir kısmını atıyorsunuz. Yani neredeyse malzemenin kilogramı $500 buluyor. Bizim kullandığımız malzeme ise seri imalatta $1. Yani bunun daha bir zaman alması gerekiyor. Artı üretim hızı hala daha bizim bir yani 4 saniyede 5 saniyede bir preste ürettiğimiz bir parça veya enjeksiyon preste 35 saniyede 40 saniyede ürettiğimiz parça 15-20 saat veya 48 saatte üretiliyor. Bunlar aşılması gerekiyor ve bir üçüncüsü de hala daha bu teknolojinin standartları oluşmamış durumda. Yani kararsız bir teknoloji. Yani bir erittiğiniz bir damla malzemenin ne tarafa akacağını, nasıl soğuyacağını daha endüstri anlayabilmiş değil. Yani her cycle'da aynı parçayı üretmiyorsunuz. Başka bir parça üretiyorsunuz. Bu da standartlaşmayı zorlaştırıyor. Teknolojilerde bu şeyler hızla iyileşecek. Ama artısı nedir? Mesela metal. Metalle ilgili yapılan 3D metal printerlar var. Bunlarla parçalar yapıp üstüne işleyerek çok daha hızlı karmaşık parçaları üretebiliyorsunuz. Biz mesela kalıp insertlerini bununla yapıyoruz. Enjeksiyon preslerde doğru yani sadece doğrusal matkaplarla veya frezelerle açtığınız kanalların yerine eğrisel kanallar açabildiğiniz için hızlı soğutabilecek parçanın yüzeyine yakın soğutma kanalları yapıyorsunuz ki böylece de soğutma çünkü onun bir ergimiş plastiği basma sonra da soğutma devresi var. O soğutma süresini %30 azaltıyorsunuz veya proses %15 azaltıyor. Bu şekilde efficiency artıyor. Ama hala daha çok pahalı teknolojiler. Bunun dışında kolorimetri öğrenen robotlar. Ha, bununla ilgili örnekler vermem çok kolay. Ben çok sayıda otomasyon yaptırdım. Hala yaptırıyorum. Otomasyon işi aslında endüstri 3.0 dedikleri alana giriyor. Yani bugün endüstri 4.0 veyahut da sanayi diye konuşan Alman firmaları zaten birçok problemini endüstri 3.0'ı 20 yıl önce, 15 yıl önce halletmiş firmalar. Yani otomasyon oranları, robotizasyon oranları oldukça yüksek. Bunların bu tarafa geçmesi kolay ama bizim daha yol almamız gerekiyor. Bazı sektörlerde ise bu otomasyon çok daha zor. Özellikle bizim teknoloji, bizim üretim sistemlerimizde yani fabrikalarımızın çok esnek otomasyonlara sahip olması lazım. 1994 yılında gezdiğim, ya şimdi vereyim ismi kayboldu. Olivetti PC üretirdi, hesap makinesi üretirdi, bir sürü şey üretirdi. Bu firma İtalya'daki fabrikaları batmak üzereydi. Yani firma batmak üzereydi. Fabrika grevdeydi, kapanmıştı. Niye diye araştırdığımızda, ziyaret de ettiğimizde o zaman yani 10 yaşlarında olan fabrikanın yeni ürünlere yani çok otomatik, dünyanın en otomatik PC fabrikası diyorlardı. Yeni ürünler için otomasyon sistemleri yetersiz kalmıştı. Artık PC'ler çok değiştiği için yeni ürünleri üretemeyen bir fabrikaları var. Yeni ürün geliştiremiyorlar. Rakiplerinin karşısında ezilip gittiler. Bizde de benzer otomasyon maceraları oldu. Arçelik'te kendi yaptığım projeler. Yani burada Hakan Bey, Hakan Altınay'la da bir kısmını toparladık. Bir kısmını başka firmalarla yapmıştık. Ben otomasyonu 1-2 yılda bitiriyorum. Birdenbire ürün değişiyor. Diyorlar ki robotunu kaldır ürün geliştirme. Ben o malzemeyi kaldırdım, başka bir malzeme getiriyorum. Böyle bir eski robot koleksiyonum olmuştu. Onları başka projelere adapte edebilmemiz için çok zor. Ama bu kolorimetri robotlar, kognitif robotlar, öğrenen robotlar var şimdi. Bunda bizim Atölye 4.0'da mühendislerimiz hem toplamayı yani parçaları toplayarak yapıyorlar hem de
programlarını yapıyorlar ve iş istasyonlarımızı koyabilir hale geldik. Bunların en önemli avantajı çok hızlı programlanabilmeleri. Bir istasyonda çalışırken eğer ihtiyacınız varsa başka bir istasyonu adapte etmeniz birkaç günlük bir iş. Yani bu nedenle bir de bu robotların artificial intelligence'la öğrenebilir hale getirebiliyorsunuz. Bu konuda da arkadaşlarımızın çalışmaları var. Bu sayede esnek otomasyon diyorum ben buna. Çünkü daha önceki otomasyonlar esnek değildi. Örneğin Volkswagen'i ele alalım. Bir otomobil tasarladığı zaman 3-4 milyar dolar toplam model ve fabrika yatırımını birlikte yapıyordu. O ürüne dedike bir fabrika yapıyordu. Fabrikada başka bir ürünü üretmeniz çok mümkün değildi eski otomasyon teknolojisi. Şimdi ise bu robotlar biraz daha esnek ve farklı ürünlere hızla adapte olabilir hale gelecek. IoT diyoruz. Ben buradan anlatıyorum. IoT Arçelik için çok önemli. Bütün ürünlerimiz artık IoT'li hale gelecek. Birbirleriyle haberleşebilecek. Başkalarının ürünleriyle haberleşebilecek. İşte burada bir sorun ortaya çıkıyor. Bu sorun ürünlerin, farklı şirketlerin, ürünlerin birbirleriyle haberleşebilmesi, standartların oluşması. Dünyada bu standartlar henüz yok. En önemli problemlerden biri bu. Yani bazı şirketler nasıl Apple kendi teknolojisiyle, kendi standartlarıyla dünyada farklı bir yol çizdi, kimse onun oradaki sahasına giremiyorsa, bazı şirketler de bu standartları geliştirerek önümüzü tıkayabilir ve biz onların araçlarını kullanmak zorunda kalabiliriz. Fakat Arçelik olarak biz şu anda IoT'li ürünlerimiz için kendi haberleşme protokollerimizi geliştiriyoruz ve Avrupa'da SESET bünyesinde, yani SESET dediğimiz bu Beyaz Eşya Üreticileri Derneği Avrupa çapında, burada aktif rol oynayarak bu standartların bizim istediğimiz gibi geliştirilmesine de yönlendirilmesine katılıyoruz aktif olarak. Bu standartların fabrika ortamındaki makine teçhizatın da, yani IoT'li teçhizatın da, connected teçhizatın da haberleşmesi için oluşturulması gerekiyor. Bu da Enosat gibi derneklerin çalışacağı konulardan. Şimdi demin otururken şu sözü söylemiştim. Aslında dijital dönüşümde amaç nedir? Aslında dijital dönüşüm yalın üretimin son halkası, son halidir diye düşünüyorum. Burada çünkü tamamen kılçıksız bir balık üretiyorsunuz. Kılçıksız, derisiz, yemeyeceğiniz kısımları yok. Ve bu yani tüm verimsizlikleri elimine ediyorsunuz. Bunun da en önemli yolu her şeyden haberdar olmak. Her şeyden hızlı olarak haberdar olmak. Eğer üretim sisteminde veya sistemimizde pazardan da marketten de bilgileri tam zamanında alıp tam zamanında değerlendirebiliyor ve bunu verimli olarak kullanabiliyorsanız, yani gerçek bilgiyi, gerçek zamanda bilgiyi alıp veri analitiğini kullanarak bunu işletmeniz için yapay zeka unsurlarını kullanarak, geleceği de öngörerek kullanabiliyorsanız, artık sizin pazardan aldığınız bilgilerle kesine yakın doğrulukta talep tahminleriniz de elinizde oluyor. Hatasız ve makine teçhizatınız da hatasız ve hızlı çalışıyor. Yani neticede yani üretimci burada var mı bilmiyorum ama genelde bu kavramlara yakınsınız. Yani fabrikanın OEE'si dediğimizde, yani ekipman verimliliğinin maksimum noktaya çıkarılması, overall equipment efficiency dediğimiz değerin %95-99 seviyelerine falan çıkması hayal ettiğimiz bir şey. Yani bir bandınız var, bir fabrikanız var, her şey tık 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 çalışıyor. Diyelim ki bir presiniz çalışırken bir hatanın olacağını çok sayısı artmış sensörlerden hissediyor. Belli bir yerdeki bir kuvvet veya sıcaklık, o cycle sırasında veya bir şey değişti, standardın dışına çıktı. Vursa sacı hurda edecek, etmiyor. Durup bildiriyor. O yani sıfır hurda, sıfır duruş, sıfır kayıp. Bu aslında işte demin TPM'den de bahsettim. TPM'deki 5-0, 3-0, 4-0 dediğimiz
yani çeşitli 5 ayrı kategoride sıfır hata gibi unsurları yakalamanız ve maliyetleri olabilecek en düşük seviyeyi çekmeniz. Sıfır hata ile ilgili bu Endüstri 4.0 falan olmadan önce 20 yıl önce konuştuğum Japon danışmanıma ya bir işin de mantığı vardır. Sen bunu niye bana sıfıra ulaş diyorsun? Yani sıfıra ulaşacağım da ne olacak? Bu çok pahalı olabilir. Ben yani belli bir seviyede bunu ekonomik seviyede tutayım dedim de eğer sıfıra ulaşırsan dedi bizdeki mantık rakibin de sıfıra ulaştığında aslında seni geçemez dedi. Yani orada sıfırın önemi bu noktada çok açık. Şimdi Arçelik olarak 3 platformda ele alıyorduk. Bunları IoT'li ürünlerimiz olacak. Sanayi 4.0 dediğimiz işte dijital dönüşüm, biz bunu TIO'yu çok uzun zamandır aldığımız için dijital dönüşüm lafına alıştık. Burada temel unsur, çoklu kanalda marketing tarafı, ben orayla pek ilgilenmiyorum. Marketingde ve satışta çoklu kanalda olmak. Hedefimiz müşteri odaklı, akıllı ürün ve servisleri olan Ar-Ge'de, şu biliyorsunuz güçlü bir Ar-Ge'miz var. Atılımı devam ettiren, gelişmiş üretim teknolojilerine sahip bir şirket olmak. Demin söylediğim standartların geliştirmesi için Olsin Alliance'ın da üyesiyiz. Orada Alljoin'u, Brillo'yu kullanmaya çalışıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz HomeWiz var. Akıllı cihazlara uzaktan erişim. Smart Grid teknolojilerine de hitap ediyor. Smart Grid ileride biliyorsunuz büyük ihtimalle bizim evdeki beyaz eşyalara elektrik dağıtıcı şirket ulaşmak isteyecek. O zaman ürünlerinizin IoT'li olması lazım. Smart Grid özelliği olması lazım ki elektrik dağıtım şirketi hangi saatte elektrik vereceğini bilecek ve bizim makineyi o çalıştıracak. Fabrikalarımız akıllı fabrikalar olacak. Bu konuda söyleyebileceğim. Romanya fabrikamızdan başlayarak tüm fabrikalarımıza demin söyledim. Dijital kayıplarımızı veyahut da bir önceki step'le ilgili yani lean production, yalın üretimle ilgili olan eksiklerimizi belirledik. Bununla ilgili bir araç geliştirdik, bir tool. Bu birkaç günlük bir çalışmayla benim ekibimde olan uzman arkadaşlar işletmelerimizin fotoğrafını çekiyorlar. İşletme yönetimiyle beraber bu auditleri yaparak işletmenin hangi konuda, hangi seviyede olduğunu belirliyorlar. Endüstri 3.0'da hangi seviyede, Endüstri 4.0'da hangi seviyede? Yani bu iki seviyeye göre stratejilerimizi belirliyoruz. Romanya'daki fabrikada bu tespitlere göre projelerimizi belirledik ve uyguluyoruz. Bunları başında demin milli politikalarla ilgili konuşuyorduk. Bir sıkıntı dijital yazılım teknolojileri konusu. Burada MES dediğimiz Manufacturing Execution System bizim işletmelerimizde kullanılan çok sayıda yamalı bohça gibi farklı silolar oluşturmuş yazılımları bir yerde elimine ederek tek bir homojen sistem haline getirme çabası. Baktığımız zaman Türkiye'de bir MES yazılımı yok. Bunu almak istediğiniz zaman da var. Yok, var denecek bir ihtimal. Ama bizim istediğimiz seviyede bulamadığımızı IT ileri sürerek yani ünlü bir markayı tekrar ondan almaya çalışıyoruz ama ödediğimiz paralara bakıyorum. Yani eğer bilinçsiz olarak her iş şirket bunları alıp kullanmaya başlarsa Türkiye bir yazılım çöplüğüne dönebilir. Aynı şey otomasyon teknolojileri için geçerli. Yani ihtiyaçlarımızı bilerek yani aslında geri ödeme sürelerini bir bakmak lazım. Moda olsun diye Endüstri 4.0'ı kullanmak doğru değil. Biz de çok sayıda robot projesi, otomasyon projesini Romanya fabrikamızda çok daha yüksek seviyede belirlemiştik hedefimizi. Ancak işin geri ödeme sürelerinde bakarak bir kısmını elimine ettik. Bunu ileride işçilik ücretleri arttığı zaman orada ele alacağız. MES yazılımını da Romanya'da devreye alıyoruz ve diğer işletmelerimizde uygulayacağız. Biz olaya şöyle bakıyoruz. Sadece otomasyonla ne kadar verimlilik artırabiliriz diye baktığımızda %5 civarında gözüküyor. Hala daha ürünle uğraşmak lazım.
IoT, pardon, çeviklik, Lean Production'ın ilgili eksiklerimiz bu şeylerden, auditlerden çıkan sonuç %10 civarında aslında otomasyondan daha fazla bizim verimliliğimizi artırıyor. Ve tasarımla ilgili birçok konuyu tasarıma özel yapmamız halinde veya tasarım üzerine giderek mesela lojistik ve servis ve üretimin istediği hedeflere varacak şekilde tasarımla üzerinde çalıştığımızda ise daha büyük bir getiri elde ediyoruz. Yani ürünle ilgili, Ar-Ge ile ilgili çalışmalar hala daha bize daha fazla para getirecek gözüküyor. Bu nedenle hangisi önemliyse biz ona yatırım yapıyoruz. Veri analitiği çok önemli. Endüstri 4.0 veya sanayide dijital dönüşüm nedir denince aslında bu bir kavram kargaşasıydı geçmişte de. Biz karanlık fabrikalar olarak öngörüyorduk başlangıçta. İyi anlamamışız. Tamamen otomatik fabrikalar ama şimdi bunu anladıkça işi olayın veride kilitlendiğini görüyoruz. Özellikle demin söylediğim MES yolculuğunda da MES yazılımlarının altında da çok güçlü bir veri toplama sisteminizin olması lazım. Her noktada, çok noktadan çok sayıda veriyi sağlıklı olarak toplayabilmek gerekiyor. Bir yandan da bu verileri değerlendirecek uzmanları yetiştiriyor olmanız lazım. Şu anda bana bağlı olarak benim birimde bir data science ekibi oluşturduk. Bu ekip her işletmeden uzman bu iş yatkın mühendis, genç mühendis arkadaşlarımızı değerlendirdi ve 25-30 civarında bir data ekibi oluşturduk şirkette. Bu ekibi eğitmeye devam ediyoruz. Çeşitli use case dediğimiz projelerle de bunları işi içselleştirmelerini, bu data science tool'larını daha fazla kullanmalarını sağlıyoruz. Kolaboratif robotlardan bahsetmiştim. Tabii demin geçen konulardan biri de insanların eğitimi ve yine aslında bir şey daha eklemek lazım. Bunu geçen yıllarda ziyaret ettiğimiz, benchmark yaptığımız şirketlerde de konuştuk. Yani dijital dönüşüm, dijital teknolojiler sadece mevcut sistemlerin verimliliğini artırmak için midir? Aslında başka stratejiler var. Şimdi bizim gibi şirketlerin dolaştığı yer biraz Kızıldeniz stratejilerine uygun. Arçelik mevcut işini kendisi gibi büyük Bosch veya da Whirlpool veya yani diğer Amerikalı ve Japon firmalarla rekabet içinde sürdürüyor. Tabii burada mevcut ürünlerle işi yürütmeye kalktığınızda mevcut ürünlerin ucuzlatılması, kalitesinin artırılması, yani onlardan biraz daha değer üretme şeklinde. Bu Kızıldeniz statüsü çok büyük para getirmiyor birdenbire. Çünkü ağır bir rekabet içindesiniz. Ancak yeni işler, yani bunu işte Mavi Okyanus stratejisi dedikleri yeni business'ler sizin gelirinizi astronomik olarak arttırmanızı sağlayabiliyor. Bu Arçelik'in hedefi, Koç grubu da bu nedenle bir dijital dönüşüm grubu kurdu. Yeni iş sahalarına girebilmek için girişimcilik ruhunu geliştirmek. Bu nedenle de yeni fikirlerin üretilip hemen devreye alındığı, prototiplerin üretilip üst yönetimin onayına sunulduğu bir Maker Lab yaptık. Bu garaj dediğimiz bu Maker Lab'da genç arkadaşlarımızı üniversitelerle ve diğer şirket birimleriyle ve bizle işbirliği içinde olan başka şirketlerle ortak projeler üzerinde çalıştırıyoruz. Son olarak eğitim için genç arkadaşlarımızı yeni dijital dönüşümle ilgili konularda eğitmek için Koç Üniversitesi ile ortak bir program başlattık. 400 civarında mühendisimizi 2 yıl süreyle bu gördüğünüz konularda bir üniversitede eğitim ve iş yerinde projeler geliştirmek üzere çalıştırıyoruz. Amacımız şu andaki mevcut insan gücümüzün 10 yıl sonra genç arkadaşlarımızın hala iş sahibi olmasını sağlamak. Bu dönüşüm, yani insanların McKinsey'nin yaptığı bir araştırmaya göre birçok iş ortadan kalkacak 2030 yılına kadar.
Yani 400 ile 800 milyon işin dünyada ortadan kaybolacağını iddia ediyorlar. Ama bir yandan da çok verimli, emek yoğun aslında olan otomasyon teknolojileri ve yazılım teknolojileri için mutlaka çok daha kalifiye insanlara yeni işler çıkacak. Bu nedenle hem çalışanlarımızın kalitesini artırmak, şirketi katkılarını artırmak, hem de onların da gelecekte de iş sahibi olması, yararlı insanlar olması için onları geliştirmek ana hedefimiz. Atölye 4.0'ı belki duymuşsunuzdur. Burada her türlü yeni teknolojilerin denendiği, sınandığı ve uygulandığı ve Arçelik işletmelerinin yayıldığı bir robot atölyesi. Bu atölyeyle ilgili çeşitli örnekler var dünyada. Amacımız bu atölye sayesinde ve eğitim sistemimiz artı Arçelik'in işbirlikleriyle bir ekosistem oluşturmak. Bu konuda TÜSİAD'la devletin yürütmekte olduğu Türkiye'nin sanayide dijital dönüşüm programı çerçevesinde benim grubum sıkı çalışıyorlar. Sürdürülebilir bir ekonomiye hizmet ediyor diyoruz. Amacımız sürdürülebilir bir topluma hizmet etmek. Ben biraz konuyu bu şekilde bağlayayım. Teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlar, önce bir duayla başlayayım. Çinlilerin bir yaygın bir bedduası var. Diyorlar ki Allah sizi büyük dönüşüm dönemlerinde yaşatsın diyorlar bir insana. Herhalde beddualı bir nesiliz. Çok büyük bir dönüşüm döneminde yaşadığımızı hepimiz farkındayız. Ama ikincisi, Mehmet çok söyleyemedi ama insanlar her şeyin çaresini buluyorlar. Rahmetli Süleyman Demirel de çare tükenmez derdi. Bu insan eliyle yaratılan işlerin çaresi vardır. Rahmetli Çetin Altan'ın dediği gibi işte teknolojik işsizlik falan deyip kendimizi korkutmanın gereği yoktur. Çare tükenmez diye söylüyorum. Kesinlikle tükenmez o çare. Onun için korkmadan, bütün mesele şu. Bilinçli insan olmanın 3 tane kuralı vardır. Bilinç dediğimiz olayın 3 tane bağlamı şeyi vardır, bileşeni vardır. Biri, dünyada olup bitenleri anlamanız lazım bilinçli olabilmeniz için. İki, kendi imkan ve kısıtlarınızı iyi bilmeniz lazım. Üçüncüsü de mutlaka geleceğe ilişkin bir planınız olması lazım. Bu 3 bileşen yoksa yaptığınız işte kendinize bilinçli demeniz, yani bilinçli toplum, bilinçli insan olmaz. Bir kere kendi etrafınızda bileceksiniz. Yani 3, bu benim tarifim değil, Kaku'nun tarifidir. Bu meşhur Kaku'nun tarifidir. O çok uzun uzadıya bu bilinç üzerinde çalışıyor ve bu konudaki gelişmeleri anlatıyor. Şimdi buradan baktığımız zaman Endüstri 4.0 ne değildir? Bir kere onu söyleyeyim. Şimdi bakın arkadaşlar, şunu yapmayalım. Endüstri 4.0 Almanların bir oyunudur. Efendim Endüstri 4.0 Ferenca'nın düzenbazlığıdır filan. Peki o zaman şunu söyleyeyim. Bundan kaçmak mümkün müdür? Yani böyle bir eğilimin yarattığı gelişmelerin önünde durmak mümkündür. Peki Almanların oyunudur da, madem oyunu olduğunu biliyorsun da bu oyunu bozacak alternatif tepkiler geliştirmiyorsan, o zaman bilinçli bir insan, bilinçli bir toplum değiliz. Demek ki böyle bir oyunu bozmak için de senin aklın var. İki, moda kavram değildir. Niye moda kavramı olmadığını Mehmet gayet güzel anlattı. 5 yıl sonrasının ne olacağı, 10 yıl sonrasının ne olacağını hiç kimse tahmin edemiyor. Çok erken şu anda söyleyebilmemiz için ama 5 yıl önce söyleyince ben size bir şey söyleyeyim. 85 yılında ben kuantum bilgisayarları anlattım şeyde, Van'da. Adnan Deren'de diye de bir vari vardı. Dedi ki ya Rüştü Hoca çok hayal değil mi dedi. Ama bugün kuantum bilgisayarlar hayatın gerçeğinde. Onun için ne olacağı değil, birazdan göstereceğim bunun ne kadar hızlı geliştiğini. Nereden basıyoruz hocam? Bunu. Şimdi bakın bir şey yaptım bunu anlatmak için size. Bunun sadece bir bölümünü anlatacağım. Elimde Endüstri 4.0'ı anlattığım 34 tane modül var. Tamam, hallettim. Dur, söyleyeceğim. Sırf buraya gelip bugünkini anlatmam için sadece kitapları bırakıyorum. Geleceği Yaratanlar kitabını, Koku'nun kitaplarını, Git Reed'in kitaplarını bu konuda son derece, ya da Rifkin'in kitaplarını ekonomik açıdan. Sadece böyle bir şey, günlük bir yıllık literatüre baktım. 2 tane elim sadece kendi aldığım notlardan bu kadar literatür var. Böyle konuşmaları yaparken bir kaynak bazına dayandırmamız lazım arkadaşlar. Ya genel kategorik konuşmalar yapmamamız lazım. Böyle kaynak literatürü yapmazsak, söylemezsek bu kaynaklara, burada söyleyeceğim her lafın mutlaka bir kaynak üzerine barındırdığımı ve kaynakların elimde olduğunu size söylemek istiyorum.
bir Almanların bir tuzağı değildir. Almanlar da çıkartmamıştır bunu. Daha çok Amerikan odaklıdır. Bunu Geleceğe Yaratanlar adlı kitabını okursanız fevkalade güzel olarak nasıl bir emek ürünü olduğu de Amerika'nın internet arpanetinden başlayarak bugüne geldiğini çok iyi anlatır. Bir de bir şey söyleyeceğim. Burada Darwin'in bir haklı olduğu nokta var. Diyor ki canlıların uzun ömürlü olanları en akıllıları olmadığı gibi en güçlüleri de değildir. Uyum yeteneği yüksek olanlardır. Şimdi niye bunu söylüyorum şu. Ben Bursa Eğitim Mesutu'nda okurken 60-61 yıllarında bir tarih öğretmenimiz vardı Şinasi Bey. Kızdırırdık ders kaynasın diye. Bir gün dedim ki hocam niye bu kadar geç kaldık? Dedi ki oğlum niye geç kalmayalım? Avrupalılar Manchester'da tekstil tezgahına buharlı makineyi bağlarken bizim ülkemizin aydınları, ülemaları, medrese ülemaları Hazreti Süleyman'ın konuştuğu karınca dişili miydi, erkek miydi diye konuşuyordu. Biz günün o günün geleceğini ama bugün size bir şey söyleyeyim. Geçen gün bundan bir hafta evvel bu konuyu ben çok daha kapsamlı biçimde Maraş'ta anlattım. 80'den fazla sanayici vardı anlattığımda. Arada dedim ki 2 saatlik bir anlatımdı. Arkadaşlar lütfen bundan bir ilgi duymayanlar çıksın dışarı rica ediyorum. İşkence yapmayın kendi kendinize dedim. Tek kişi çıkartmadı. Çıktıktan sonra da dedim ki 7 adam seçin dedi. 7 adam seçtiler. Zarfın içinde ben ne anlatmak istiyorum diye vardı. Dedim ki zarfın içinde bu ben ne anlatmak istiyorum. Şimdi 7'sine ayrı ayrı sordum. Banda da aldım yazdım da. Sayın Necdet Büzbaş'a da bir tane gönderdim bundan. Ve buradan baktım ki anladığım benim anlatmak istediklerimi %70'ini anlamışlar. Ne olacağını anlayabiliyoruz ama neyi nasıl yapacağımızı henüz bilemiyoruz. Ne olacağını anlıyoruz. Onu da söyleyeyim. Buradan geçelim başka bir yere. Şimdi bakın bu benim lafım değil. Burada o siyahlı olan bold olarak yazdıklarım ben ekledim. Çünkü o buranın literatüründe bu Güler Hanım'ın bir sözü. Diyor ki teknolojik anlamda dünya tarihinin en hızlı dönüşümünü tanıklık ediyoruz. Arçelik gibi büyük bir kuruluşumuz. Bu dönüşüm daralan aralıklarla yani buna yakınsama diyoruz. Giderek daralıyor. Hızlı sıçramalarla üstel büyüme birazdan söyleyeceğim. Nedir? Yine hayatımızı şekillendiriyor. Dijitalleşme ile dünyadaki hızlı gelişim tüm ülkeleri tekrar başlangıç noktasına getirdi. Şimdi bakın ben de iddia ediyorum. Türkiye'nin önünde Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dahil 1000 yıldır hiç böyle bir büyük fırsat çıkmadı. Böylesine büyük bir fırsat var. Bu fırsat penceresini nasıl değerlendiririz oradan bakmak lazım diye düşünüyorum. Rahmetli Erdal Ünlü'den öğrendim bunu. Bu tamamen şekilde ondudur. Kendini rahmetle anıyorum. Kaos kitaplarını okurken başlangıç noktasına hassas bağlılık ilkesi anlatılır. Hassas bağlılık ilkesini kavrayamadım. Rahmetli Erdal Ünlü'ye gittim. Evinde Anadolu Hisarı'nda oturdum bunu anlattı. Bakın arkadaşlar fizik bir olay. Eğer siz herhangi bir kalemi düşürürseniz 90 dereceyi eşit aralıklara bölerseniz birincisinin hızı 2 ise 4, 16, 256 buna üstel büyüme diyoruz. Eğer bunu bir kat artırırsanız bunun artışı aşağı yukarı 60 kattan fazla oluyor. İkisini bölmedim ama 43 milyonla 65 binin. Şimdi bu çağımızın gelişmesi dijital teknolojinin en önemli özelliği üstel büyüme özelliğidir. Dünyanın her yerinde bunun bütün bilginler kabul ediyorlar ki bu doğrusal büyüme değil 1-2-5 değil üstel büyüyor. Bu üstel büyümeyi kavramadan bu üstel büyümenin bize etkisinin ne olacağını anlamadan birazdan göstereceğim neden bu olayı kavrayamayız. Bakın bu kendi dizaynımın benim. Endüstri 4.0 dediğiniz zaman istesen dijital dönüşüm değil. İsterseniz Amerikalılar gibi akıllı smart production deyin. Ne derseniz deyin. Ben o isimlere çok takılmaya son derece karşıyım. Onun için nefret ederim hakikaten o isim takılmaya. İsim takılmak değil, öze bakmak lazım. Fonksiyona, işleve bakmak lazım. Bu başlangıçta bildiğiniz çiplerden başlayan, bilgisayarlara uzanan ama Mehmet demin bana güzel bir şey söyledi, uyarı yaptı. Bunun özüne 2 tane insan koymam lazım. Sonuna da 2 insan koymam lazım. Bir kadın, bir erkek. Niye? Çünkü bunların hepsini yaratan insan ve gideceği yer gene insan. Nedir? Temel amaç nedir değerli arkadaşlarım? Temel amaç. Niye konuşuyoruz burada? Bütün temel amaç şudur. Maddi ve kültürel zenginlik üreterek insan yaşamını kolaylaştırmak. Bir daha söylüyorum.
hangi teknolojiyi konuşursanız konuşun, hangi gelişmeyi, pozitif anlamdaki gelişmeyi söylerseniz, maddi ve kültürel zenginlik üreterek insan yaşamını kolaylaştırmak. Demek ki, şimdi bakın bunu anlamamız için değerli arkadaşlar, bilgisayardan başlayan internet, bulut ve son zamanda blockchain'e gelen, şimdi gündemde olan, oradan kodlamaya, algoritmalara giderek oradan hızla geliyor. Nereye geliyor? En son insansız, en çok konuştuğumuz insansız fabrikaya geliyor. Böyle bir şey mümkün mü? Çok mümkün değil. Ama bütün mesele, bütün bunların sonunda sonucu olarak şunu düşüneceğiz. Biz burada maddi ve kültürel zenginlik üretiminde ne kadar etkiliyor bu? Buradan bakmazsak eğer, olaya doğru bakmayız. Maddi ve kültürel zenginliği burada etkilemeyen tek bir olay yok. Ben size şimdi birazdan 5G'yi anlatacağım. Çünkü 5G bu işin omurgası. Yani geniş bant haberleşme omurgası. Bu omurgayı kavramadan diğer 36 tane modülü anlamak mümkün değil. Önce onu anlamamız lazım. Teknoloji getiriyor bizi, oraya getiriyor. Ona geçmeden evvel bir tane noktaya gelelim. Parmağımızı şuradan basalım. 3D baskı ve eklemeli üretim diye bir şey var orada. Böyle mi basıyoruz orada? Şuraya bakın. 3D baskı ve eklemeli üretim, Mehmet'in çok güzel altını çizdiği kişiselleştiriyor üretimi. Yani tabanca yapıyor şu anda ondan. Ve bu baskı, asıl büyük olayı burada, onu iyi anlamamız lazım. Özel makinelerle yapılıyordu 3D Mehmet. Son 1,5 yıldır CNC tezgahları akoplu edilerek ana üretim hattını ciddi olarak etkilemeye başladı. Arçelik bunun en yakın uygulayıcılarından bir tanesi. Yani normal CNC tezgahlarla artık 3 boyutlu baskı yapılmaya başladı. Onun için etkili ve bizim üretimlerimizi, rekabetlerimizi çok etkileyecek. Şimdi buradan çok laf uzatmadan bu şeyi bırakıyorum buraya. İsteyen alsın. Bu şekli bırakıyorum. Bu şekli iyi kavramadan, bütününü kavramadan, tek tek makinelerin birbirle iletişimi ya da tek tek 3 boyutlu baskının getirdiği yeni malzeme. Bir şey daha söyleyeyim. 3D baskı bundan 10 yıl evvel 3 tane ham maddeyle çalışıyordu. Bugün 480 ham maddeyle çalışıyor. Yani ham madde yapısını da değiştiriyor. Şu anda 3D baskıda kullanılan ham madde sayısı 480'e çıkmış durumda. Kimisi çok yoğun, kimisi az kullanılıyor ama bu ne kadar üretimimizi ve zenginliğimizi etkiliyor diye göstermek için söylüyorum. Şimdi buradan geçersek, burada arkadaşlar tarım toplumu 13 bin yaşadı biliyorsunuz Göbekli Tepe'deki son şeye. Endüstri toplumu dediğimiz ikinci aşama, bu aşağı yukarı 250 yılda standartını tamamladı. Ama dijital şey dediğimiz bugünkü 3 tane eksen üzerinde gelişiyor orada olduğu gibi. Birincisi, en önemlisi hız ve esneklik. Bütün burada hız ve esnekliği artırıyor. Arçelikli dostumuzun söylediği gibi her şeyi eş zamanlı ölçebiliyoruz artık. Yani geri bildirimleri eş zamanlı, aynı anda üretim yaparak. Bakın şeye gittim, tarım fuarına, Hanover'e tarım makineleri fuarına. Aynı makine sürüyor, tesfiye ediyor, karık kazıyor, fidan dikiyor ve can suyunu veriyor aynı makine. Ve bütün büyük şirketlerin bütün makineleri var, bütün büyük tarım makineleri yapanların. Bu bir numaralı olay hız ve esneklik, bunun anlamamız için. İki numaralı olayı yakınsama, yani giderek aralıkları daralıyor. Yakınsamanın orada tarifini yaptım bilmeyenler için. Üçüncüsü de A ve A etkileri. Mehmet altını çizdi. Platform yapılarla, üretim hattı yapıları kavramadan, ikisinin ekosistemlerinin nasıl etkilediklerini bilmeden, üretim yani geleneksel üretim hattı yapılarından platform yapılarına geçince maliyet ve hukuk dahi buna ne gibi etkiler yaptığını anlamadan Endüstri 4.0'ı ya da dijital dönüşümü anlamak mümkün değildir değerli arkadaşlar. Niye söylüyorum? Platformlar öylesine büyük olaylar oluşturdular ki bugün bir Alibaba herhalde ya da daha tanınmışını verelim. Airbnb yeni kuruldu daha ama otel oda sayısı Hilton'u 3'e katladı bildiğim kadarıyla. Ya da meşhur Uber 5 milyon taksi yönetiyor ama bir tek mülkiyetinde taksisi yok. Bu platform yapılarının getirdiği dünya üretim şeyine, ticaretine getirdikleri etkiler. Bunları ciddi takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bunları takip etmeden bunların mesela bakın Uber şimdi ciddi bir hukuk tartışması yapıyor. Vergilendirme. Vergilendiremiyorsun. Vergi sorunu var Uber'de. Başkalarında da var bu platform yapılarda. Çin'in bile büyük problemlerinden biri.
Şimdi oradan geçersek şunu söyleyeyim. Niye 5G'nin üzerine duruyorum? Bir daha söylüyorum arkadaşlar. 5G dijital dönüşümün omurgasıdır. Endüstri 4.0'ın da omurgasıdır. Bir kere nedir 5G? Ağların ağıdır. Yani sabit, mobil, uydu iletişimin tümünü kapsar. İki, bilgi iletişim platformudur. Tam anlamıyla bir platformdur. İletişim sisteminin ötesinde ağların, uygulamaların, bulut hizmetlerinin ve cihazların buluştuğu işlem platformudur. Yani her şey var içinde. Yerde olan da var, gökte olan da var, uzayda da olan da var. Onun için bu diğer değer yaratmanın bütün aşamalarında vardır. Hepsinden önemlisi atadan dededen gördüğünüz ya da bugüne kadar bildiğiniz iş yapma modellerinizi tamamen alt üst eden yepyeni iş modelleri getiren, sonunda da hepimizin yaşam biçimi ve yaşam tarzını kısa dönemde değiştirecek olan bir gelişme. Onun için bunu kavramadan toparlayamayız. Gene bakın şimdi. Somut örnekler verelim. Geniş band erişimi %10 artarsa ülkelere göre büyüme hızı 0.6 ile %2.8 arasında değişiyor. Değerli arkadaşlar bakın bir daha söylüyorum. İşte bu noktada bizim nerede Metin Er? Kaçtı değil mi? Bak neyse dur tam yeni gelmişti ama. Metin Er bakın niye önemli bu? Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? 500 milyar dolarla 2 trilyon dolarlık bir gelir demek. Gelir anlamına. Benim değil tabii. Bunun kaynağını gösteririm size. Var kaynağı. İki, mobil abonesinin ne kadar arttığı orada yazdım. Bakın 2G normal bir iletişimdi. 3G veri kullanmaya başladı ve 28 megabitti. 4G müzik, video yayınları, bilgisayar bağlantıları ekledi. 100 megabitti. Bugün 5G'ye geldiği zaman 3 tane olayı dikkat edin. Sınırsız lafı biraz iddialı. Yani sınırsız olmaz hiçbir şeyin ama 5G'ye geldiğimiz zaman arkadaşlar sınırsız bağlantı, sınırsız iletişim ve etkileşim ve inanılmaz bir potansiyeldir. Bu da gördüğünüz zaman oradaki megabitlere bakarsanız her bir aşamanın megabitlerine 28, 100 ve 1000. Bugün Türkiye'de 100'ün altında arkadaşlar kullandığımız megabit. Çok altında. Henüz yani 4G'yi de tam olarak yerleştirmiş değiliz. Şimdi bu noktada bakın şunu açık tartışmamız lazım. Kore'de kilometre kare başına 6 kilometre fiber optik var Kore'de. Türkiye'de 300 metre. Siz bunu 6 kilometreye çıkartmadan Endüstri 4.0 aşamasına geçemezsiniz. Geçmeniz mümkün değil. Şimdi burada gelin namusu bakın bizim şimdi şöyle bir konuştu. Siyasi mahalle baskısı kuruyoruz birbirimize. Peki yatırım olarak açıkça soruyorum. Çanakkale Köprüsü mü ivedilikli yoksa fiber optikli ivedilikli? Demin büyüme rakamını verdim. Şimdi bunun önceliklerini tartışmamız lazım bizim. Bunun önceliklerini tartışacak bir özgür ortam olmazsa biz tıpkı şu filozofun dediği noktaya geliriz. Birisi bizi ilk defa kandırıyorsa suçun yarısı %100 onundur. Ama aynı insan bizi ikinci kez kandırıyorsa yarısı onun yarısı bizimdir. Ama üçüncü kez kanıyorsak %100 bizimdir suç. Şimdi bakın Türkiye'de büyük mega projeler dediğimiz zaman kapabir optik ya da diğerleri mi önemli şeyler uydu iletişimi ve diğerleri mi önemli yoksa köprü mü önemli? Bunu özgürce tartışamadığımız sürece bizim 4.0'ı yakalamamız mümkün değil. Bunun üzerine baskı kurarsak vay köprüye karşı mısın? Niye karşı olayım ben Çanakkale Köprüsü'ne? Benim yazlığıma giderken 2 saat kazanacağım şahsen. Ama öncelik sırasına teknisyen namusuyla baktığım zaman Türkiye'nin önceliği bana göre Endüstri 4.0 yakalamak ya da dijital dönüşümü yakalamak için şu yatırımların boyutunu mutlaka bakmamız lazım. Bakın çünkü bu bir kere ölçeklendirmeyi değiştiriyor arkadaşlar. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Övünüyoruz burada işte 94.996 dedin değil mi? 96 KOBİ var. Arkadaşlar KOBİ eğer ekonomik değer yaratmıyorsa KOBİ'nin var olması ülke ekonomisine zararlıdır. Değer katmıyorsa. Onun için ama KOBİ değer katıyorsa yararlıdır. Şimdi fetiş haline getirip KOBİ'leri savunuyor bu memleket 20 yıldır. Küçük güzel değildir. Küçük ancak katma değeri ürettiği zaman güzeldir. O nedenle
Bakın bu ölçeklendirme de 3 boyut söyleyeceğim. Türkiye'nin endüstri 4.0'a geçmeden evvel en büyük problemi nedir biliyor musunuz? Şudur. Bir, KOBİ'lerimiz rekabet edebilir ölçekte değil. Hatta büyük işletmelerimiz. İki, KOBİ'lerimiz rekabet edebilir teknoloji donanıma sahip değil. Çünkü ürettiğimiz Türkiye'nin ortalama ihraç ettiği ürünlerin kilogramı 1.50 sent civarında. Halbuki Kore'de 3 sent civarında. Şey 3 dolar. Siz 1.50 sentlik ortalama satış değerinizi bir şeye götürmek için müthiş bir modernizasyon yatırımına ihtiyacınız var. Bu yatırımların önceliklerini tartışmadan bunun dijital uyumda bunun içinde ikili bir mevcut klasik teknolojiler katma değeri artıran iki dijital uyumu sağlayan ikisini birlikte yapmak zorundayız. İnanılmaz bir modernizasyon yatırımına ihtiyacımız var. O zaman ancak Arçelik'teki dostumun çok güzel anlattığı gibi esnekliği artırır. O zaman verimlilikleri artırır. O zaman ekonomi ayakları üzerinde durur, çeviklik kazanır ve A etkisinden yararlanır ya da yapay zekaya doğru ilerler. Aksi takdirde ilerleyemez. Sonra şöyle tamamlayalım isterseniz. Bakın, Endüstri 4.0'ı anlayabilmek için 5 kategoriye ayırdım. Bunların hepsiyle kesin kafa yormak gerekiyor arkadaşlar. 5 yıldır çalışıyorum. Samimi söylüyorum, bildiğimi söyleyemiyorum. Samimi söylüyorum, bildiğimi söyleyemiyorum. Çünkü bakın, bunun gelişen cihaz etkileri var. Bugün siz sensörler konusunda ben size bir şey söyleyeyim kısa geçmek için. Aynı sensörü Türkiye'de 90 dolar alanda var, 500 dolar da sayın dostum. Çünkü bilmiyor adam. Bilen Mehmet Ağırıklı gidiyor 90 dolar alıyor onu. Kendi mesleğe sahibi olduğu için. Ama sıradan biri gidip aldığı zaman buna 500 dolar veriyor. Türkiye bir kere söyleyeyim önümüzdeki 5 yıl içinde her evde Arçelik'teki dostum doğrulayacaktır. Ortalama 250'nin üzerinde sensör bulunacaktır. Daha fazla. Bakın, peki o zaman sizin bir sensör stratejiniz yoksa, sensör üretme ve satın alma stratejiniz yoksa, ulusal stratejiniz, Çin'e nasıl baş edersiniz? Çünkü Çin'in bunun fevkalade dev gibi böyle bir sensör temin etme ve üretme şeyi var. Stratejisi var ve uygulaması. Gelelim ikincisi, fizik altyapılar. Diğerli arkadaşlar, kritik altyapılar var. Bir numaralı kritik altyapı fiber optik. Fiber optik altyapısını konuşmadan Endüstri 4.0'a konuşmak çok anlamlı değil. İki, kırsal alanda uzaklara. Geçen gün getirmeyi unuttum. Gürcistan'da 6 tane ata binmişler. Şeyde çıktı, New York Times'a çıktı. Ta bir dağın tepesinde şey kuruyorlar. İnternet iletişim güneş enerjisiyle kuruyorlar. Tepede atlarla gitmişler, şey kuruyorlar. İletişim. Çünkü kırsal alana yaklaş şey yapmazsan, erişmezsen olmaz. Mikrodalga ve diğer havadan iletişim altyapılarınız uyumlu hale getiremezse ya da öncü hale getirilemezse buradan bir yere varmak mümkün olmaz. Bakın algoritma. Algoritma bence işin en kolay tarafı. Ama algoritmayı yazılımla geliştirerek kodlama ve yazılım ve veri üretim ve büyük veriye gelmezseniz olmaz. Şimdi orada geleceğim. Aşağıda söyleyecektim ama analitik. Değerli arkadaşlar soruyorum. Konya'da 29'unda gene gideceğim. Soruyorum. Diyorum ki bakın şu anda bu büyük veriyi değere dönüştürmenin en önemli olayı analitik. Ama Türkiye'deki iş yerlere soruyorum. Diyorum ki atadan babadan gördüklerinizde işi yapıyorsanız bu analitik 0.0 şey analitik 1.0. Eğer hesaplarınızı vergi dairesi için değil de kendi gidişatınızı ölçmek için yapıyorsanız analitik 1.0. Büyük veriyi ehilleştirerek işe yarayıp yaramayanı seçiyorsanız analitik 3.0. Seçtiklerinizden yeni bir ürün, yeni bir iş metodu geliştiriyorsanız analitik 4.0. Ama bundan ulusa katkı sağlayan, insana katkı sağlayan bir değer üretiyorsanız analitik 5.0. Diyorum ki Allah'a inananları el kaldırsın. Herkes kaldırıyor. O zaman Allah şahidiniz olsun. Analitiğin neresindesiniz diye soruyorum. Ve gördüğüm kadarıyla analitik 3'te kimse yok. Analitik 2'de de yok. Ama analitik 1.0 dediğin zaman bütün salon kalkıyor. Şimdi analitik deyip geçmek değil. Analitik nedir? Bir daha söylüyorum. Analitiğin başlangıcısı alışkanlıktan analize geçmektir. Alışkanlıktan analize geçmeyen bir yerde Endüstri 4.0 olur mu Sayın Arçelik arkadaşım? Kesinlikle olmaz. Onun için işlevselliklerini alt alta yazmıyorum. Son günde yazdım ama şeye bakmayın sizin elinizde bulunsun diye alalım merak edenlere diye yazarım. Bunların her biriyle ben de
Bugün size anlattığım kadar bir modül var. İsteyene istediği zaman anlatır. Zaten yazıyorum da devamlı olarak. Şunu söylüyorum. Değerli arkadaşlar, bizim en büyük belamız nedir diye sorarsanız, maalesef öğrenmek ve anlamak için çok emek sarf eden bir toplum değiliz. Kulaktan dolma bilgilerle miş gibi yapmak. Mehmet sen mi söylemiştin ya da bir arkadaşlardan biri söyledi. Miş gibi yapmaya yatkın duruyoruz. Miş gibi olmaz arkadaşlar bunlar. Doğru bir sözü doğru yerde söylememiz lazım. Yani ben Urfa'ya gidip konuşuyorsam Urfa'daki adamlara tarımda dijital dönüşümün ne getirdiğini anlatamıyorsam, bir CRISPR-Cas9'un tarım için ne anlama geldiğini anlatamıyorsam çıkıp anlatmamalıyım onu. Bugün CRISPR-Cas9 diye yeni bir metot geliştirildi. Tarımda inanılmaz şeyler yaratıyor. Bunları bilmek, izlemek zorundayız. İzlemezsek o zaman şeye gitmez. Bakın biz Mevlana Mevlana deriz. Mevlana'yı böyle lafta ederiz ağızda. İşte Mevlana demiş ki efendim gerçek dostu olanların aynalara ihtiyacı yoktur demiş. Ya da burada olduğu gibi her gün bir yere gitmek ne iyi. Her gün bir yere konmak ne hoş. Bulanmadan donmadan akmak ne güzel. Dünle beraber gitti düne ait ne varsa cancağızım. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyor bak. Kaç yıl evvel. Biz gerçekten bu tür toplantıları çok yapmalıyız. Ve birbirimizi de kıyasıya eleştirmeliyiz ha. Birbirimize dal kavukluk yaparak, birbirimizi överek değil. Eksiklerimiz. Sabah gelin ilk işim size gösterdiğim grafiği Mehmet'e göstererek. Mehmet bunun neresi eksik dedim. 3 tane nokta söyledi. 3'ü de doğruydu. Çünkü eleştiriye açık olmazsak kendimizi geliştiremeyiz. Değerli arkadaşlar şunu söylüyorum. Toparlıyorum ve şunu söylüyorum. 1. Türkiye dijital dönüşümde 1000 yıllık fırsatın kapılarını açmıştır. Ama enerjisinin %90'ını Türkiye'yi geleceğe götürecek konulara değil, geçmişe dönük kullanıyor. Gözümüzü arkada değil, gözümüzü Tanrı önde yaratmış, öne bakmak yerine Türkiye tepeden aşağıya tırnağına kadar hepimiz geçmişte övünmek yerine gelecekte ne yarattık diye bakmamız lazım. 2, özgür tartışma ihtiyacımız var. Herhangi bir yerde korkarak eğer bu laflarımızı söylüyorsak kesinlikle dijital teknolojiyi yakalamamız mümkün değil. 3 bir şey var. O da diyor ki Almanlar söylüyor bunu. Diyorlar ki bilgili ve temas halinde ol. Sadece bilmek yetmiyor. Çin Çin diyorum. Sümer rahibinin sözüyle bitirelim bu konuşmayı. Bakın ne zaman Ankara'da tableti var bunun. Diyor ki sen kendin için değilsen kimsenin için diyor Sümer rahibi. Sen kendin için değilsen. Evvela kendini düşüneceksin. Sen başkaları için değilsen nesin ki? Şimdi değilsen ne zaman diyor. Bakın ta 5000 yıl evvel. Evet hepinize şunu söylüyorum. Şimdi değilse ne zaman? Bunları şimdi derinliğine, yatayına, derinliğe tartışıp toplumun bu fırsatı yakalamasına çalışmayacak ne zaman deyip hürmetler ediyorum. Sağ olun.